Bugün Mayıs'ın son günü, 31 Mayıs 2019 Cuma. Günaydın Türkiye ile saat 6.45'i gösterirken karşınızdayız efendim. Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak'ta Pençe Operasyonu'nu harekatına aralıksız devam ediyor. Mehmetçik teröristleri inlerinde buluyor ve o inleri başlarına yıkmaya devam ediyor. Tam 19 terörist etkisiz hale getirildi. İki şehidimiz var. Allah'tan rahmet diliyoruz. Biliyorsunuz dün aktarmıştık. Son yolculuklarına uğurlandılar. O haberleri de aktaracağız. Ekonomik gelişmeler var. Siyaseten yaşanan açıklamalar, gelişmeler var. İstanbul seçimleri, yenilenen seçime artık sadece 23 gün kaldı. Bugün de saymazsak artık son 3 haftaya girilmiş durumda. Bayram tatili giriyor araya. Bugünden itibaren tüm Türkiye bayram tatiline başlıyor. 9 günlük tatil. Aman dikkat diyoruz. Yollarda işte o telefonla oynamak, işte başka işlerle uğraşmak, gözünüzü yoldan ayırmayın. Hem kendiniz için hem aileniz için yollar tıktım tıktım olacak. Giriş ve dönüş trafiğine dikkat diyoruz. Hepsiyle ilgili haberlerimiz var. Hepsini aktaracağız. Kadir Gecesi bugün. Bugün hem Cuma hem mübarek Kadir Gecesi. Bütün Müslüman coğrafyasının herkesin Kadir Gecesi bir kez daha mübarek olsun diyoruz. Hepsini anlatacağız. Başlıklarımızla başlayalım. 31 Mayıs Cuma gündemini aktarmak için ilk manşetlerimizi panomuza rica ediyorum. Yargı reformu tartışılıyor, açıklandı. Gerçekten ses getiren başlıklar var. Hemen hemen herkesin üzerinde mutabık olduğu, yani yargının hızlanmasını gerektiren durumlar yaşadığımız çok açık. Yani gelen her iki haberden bir tanesinde ya işte bu nasıl salıverildi ya da bu adam nasıl tutuklandı tepkisiyle karşılaşıyoruz. Biz de zaman zaman bu tepkilere ortak oluyoruz. Çünkü uygulayıcıların uygulamayla ilgili sağlıklı oluşu aslında reformdan daha önemli. Elbette ki reform şart. Çünkü bazı noktalarda öyle tıkanmışlıklarımız var ki hiç tutuklanmaması gerekir dediğimiz bir insan bakıyoruz cezaevinde. Ya da bu adamı nasıl serbest bırakırsınız isyanının yükseldiği noktalarda o kişi elini kolunu sallayarak aramızda dolaşmaya devam edebiliyor. Tutukluluk haliyle cezalandırma sisteminin birbirinden ayrılması için çok önemli başlıklar var. Detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dinleyeceğiz. Elbette ki konuşmaya da devam edeceğiz. Pençe şehitleri ebediyete uğurlandı. Biliyorsunuz iki şehidimiz var. Piyade Üsteğmen Raşit Aydın ve uzman çavuş Mehmet Taşan. Pençe operasyonunda el yapımı patlayıcıyla şehit düştü. İki şehidimiz var. Pençe harekatı ise arkadaşları tüm hızıyla devam ediyor. O bölgede adım basılmadık arazi, girilmedik mağara bırakılmıyor. Milli Güvenlik Kurulu'nda öne çıkan başlıklar, gerçekten çok önemli başlıklar var. Hızlıca baktığımız zaman bile oldu bittileri artık Türkiye'ye gelmeyecek. Hem Doğu Akdeniz'den bahsediyoruz, hem terörle mücadeleden bahsediyoruz. Bu konuyla ilgili alınmış kararlar var. Pençe operasyonu değerlendirildi. Devamı ile ilgili süreç yaşanmaya devam ediyor ve İdlib. İdlib'le ilgili Milli Güvenlik Kurulu'ndan da Suriye'ye tepki var. Bu İdlib konusunda bir video getireceğiz. Sosyal medyada denk geldik. Özellikle Esad taraftarlarının, yani Anmara sanatçı bile demek içimden gelmiyor açıkçası. Bugün Kadir Gecesi'ni yaşayacağız. Müslüman coğrafyasında yaşanan katliamla dalga geçen insanların ne hale geldiklerini göstereceğiz size. Milliyetçi Hareket Partisi'nde hemşeri zirveleri devam ediyor. Biliyorsunuz Sayın Bahçeli yenilenme kararının öncesinde İstanbul'a mitili atacağım demişti. Bu konuda hemşerilerle ilgili olarak bu süreci değerlendirmeye devam ediyor. İl başkanlarıyla görüştü. Gidin kapı kapı dolaşın hemşerilerinize ve işte Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Binali Yıldırım'a oy isteyin dedi. İşte bu haberlerimiz var. Manşetlerimize bakacağız. Gözümüz kulağımız bir taraftan da Musul'da, o bölgede IŞİD'in ard arda saldırıları var bu gece boyunca. O haberi aktaracağız. İşte bunları yapabilmek için Günaydın Türkiye başlasın. Irak dün akşam bombalarla sarsıldı. Kerkük kentinin farklı bölgelerinde ard arda 6 patlama meydana geldi.
6 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı. Iraklı yetkililer saldırıların arkasında terör örgütü DAEŞ'in olduğunu belirtti. Bombalar patladı, Iraklılar yine terörle yüz yüze geldi. Kerkük'ün 3 farklı noktasında ard arda 6 patlama meydana geldi. Görgü tanıklarına göre patlamaların ikisi önceden yerleştirilmiş bombalarla yapıldı. Diğer 2 patlamada bomba yüklü araçlar infilak ettirildi. İkisinin ise ses bombası sonucu meydana geldiği bildirildi. Patlamaların bayram alışverişine çıkan halkın dışarıda olduğu saate denk gelmesi can kayıplarını artırdı. Iraklı yetkililer saldırılarda 6 kişinin öldüğünü, 12 kişinin de yaralandığını duyurdu. Saldırıları henüz üstlenen olmadı ama oklar terör örgütü DAEŞ'i gösteriyor. Nedeni ise Irak yönetiminin 3 gün önce Kerkük'ün güneyinde DAEŞ'e karşı başlattığı operasyonlar. Irak ordusundan Kor General Saad Harbiye, DAEŞ'in intikamını kent merkezindeki sivillerden aldığını belirtti. Saldırılar sonrası açıklama yapan Irak Türkmen Cephesi lideri Erşat Salihi de halkımız uyanık olsun diyerek Iraklı Türkmenlere kalabalık yerlerden uzakta durmaları çağrısında bulundu. Halkımız biraz uyanık olsun, millet biraz özüne dikkat etsin, kalabalık yerlerden uzak durun bir an. Çünkü belki de hele kalıptı bu. Tutuklama tedbiri ölçülü uygulanacak. Hakim ve savcılara performans kriteri getirilecek. Hukuk eğitim süresi artırılacak. Avukatlara yeşil pasaport verilecek. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın merakla beklenen 2019 yargı reformu strateji belgesini Beştepe'de böyle açıkladı. Sayın Cumhurbaşkanım. İfade özgürlüğünü demokrasinin en önemli şartı olarak görüyoruz. Bilhassa son 6 yıllık süreçte ifade ve medya özgürlüğünün geliştirilmesine yönelik önemli adımlar attık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hazırlanan yargı reformu stratejisini açıkladı. Bu kapsamda yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak. Hakim ve savcılar bazı alanlarda ihtisaslaşacak. Yardımcı hakim ve savcılık müessesesi oluşturulacak. Hakim ve savcılar için coğrafi teminat getiriyoruz. Hakim ve savcılar eğitimin ardından doğrudan kürsüye çıkmayacak. Önce yardımcı olarak göreve başlayacaklar. Bu sürenin sonunda ikinci bir sınavla hakimlik ve savcılık mesleğine geçecekler. Hukuk fakültelerinde eğitim süresi uzayacak. Hukuk fakültelerinin özellikle eğitim süresi ve kontenjanlarıyla fakülteye girişte aranan başarı sıralaması ölçütünü yeniden belirliyoruz. Eğitim süresinin 5 yıla çıkartılması, kontenjanların azaltılması, başarı sıralamasının 190 binden 100 bine yükseltilmesi gibi düzenlemeler planlıyoruz. Hakim ve Savcılar Kurulu'nun disiplin kararlarına karşı yargı yolu genişletilecek. Basit yaralama ve tehdit şikayete bağlı olacak. Stratejinin detaylarında çevre, imar ve enerji gibi alanlara özel mahkemeler kurulması da var. Reformda yer verilen bir başka önemli konu ise tutuklamalar. Tutuklama tedbiri gelişi güzel kullanılamayacak. Tutukluluk tedbirine ancak zorunlu hallerde başvurulmasını sağlayacak değişiklikler yapacağız. Bu arada tüketici uyuşmazlıkları gibi alanlarda arabulucuya başvuru dava şartı haline getirilecek. Cezada uzlaşmanın kapsamı genişletilecek. Mahkeme nöbet sistemini geliştirerek ceza mahkemelerinin 24 saat esasıyla hizmet vermesini planlıyoruz. Reformda çocuklara özel maddeler de yer alıyor. Bazı ağır suçlar hariç 15 yaşından küçük çocukların ilk defa işledikleri suçlar soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmeyecek. Şiddet içermeyen bazı suçlardan hükümlü olan yaşlı, hamile ve çocukların cezalarının elektronik izleme merkezi aracılığıyla evde infazına imkan tanınacaktır. Reforma göre adli görüşme odaları ülke genelinde yaygınlaştırılacak. Ayrıca noterlik yeniden düzenlenecek. Noterliğin asli bir meslek haline gelmesi sağlanacaktır.
sınavla noter yardımcılığına girileceği için noterlik kariyer mesleği haline dönüşecektir. Noterliklerin sayısı da artırılacaktır. Reform paketi kapsamında internet erişim engelleri sınırlandırılacak. Bir internet sitesinin tamamına değil, sadece engellenmesine karar verilen kısmına erişimin sınırlanmasına imkan verecek bir düzenleme yapılacaktır. Erdoğan avukatlara yeşil pasaport müjdesi de verdi. Bu müjde toplantıda bulunan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu tarafından da memnuniyetle karşılandı. Feyzioğlu kararı uzun uzun alkışladı. Avukatlara da yeşil pasaport hakkı vererek uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmayı planlıyoruz. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu ile yeşil pasaporttan hangi avukatların yararlanabileceği konusunda görüş alışverişinde bulundu. Feyzioğlu, 15 yıllık avukatların bu haktan yararlanmasını istedi. Erdoğan ise 20 yıllık avukatlara verelim diye cevap verdi. Feyzioğlu ise ağanın eli tutulmaz diyerek bunu kabul etti. Pençe Harekatı şehidi Mehmet Taşhan, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı. Şehit için düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları aktı. Sakarya'nın Gevze ilçesi ise şehit değmen Raşit Aydın'ı ağladı. Yaşadıkları acı yüreklerine kor ateş düşürdü. O ateş gözlerinden yaş akıttı. Annesi ve yakınları şehidi ağladı. Piyade uzman çavuş Mehmet Taşhan 28 yaşındaydı. Pençe operasyonunda terörist PKK'lılara karşı mücadele etti. Irak'ın kuzey Goraspi Dağı bölgesini örgüt mensuplarına dar etti. Teröristler bölgeye el yapım patlayıcı tuzaklamıştı. Patlayıcı infilak etti. Taşhan şehadete yürüdü. Şehidin naaşı al bayrağı sarılı tabutla memleketine gönderildi. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hüzün vardı. Şehit için şehitlikte cenaze töreni düzenlendi. Törene Kahramanmaraş valisi Vahdettin Özkan da katıldı. Şehit annesi Ayşe Taşhan ve yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Allahu Ekber. Taşhan'ın naaşı Türkoğlu şehitliğinde toprağa verildi. Değmen Raşit Aydın da 28 yaşındaydı. Taşhan'la aynı saldırıda şehit düştü. Sakarya'nın Geyve ilçesindeki cenaze töreninde üzüm vardı. Şehidin naaşı dualarla defnedildi. Terör hedeflerini imha etmeye yönelik başlatılan Pençe Harekatı planlandığı gibi başarıyla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen operasyonlar kapsamında terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruluyor. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19'a yükseldi. Mehmetçik terör örgütü PKK'ya Kuzey Irak'ta darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Operasyonlar kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19 oldu. Önce savaş uçakları havalandı, belirlenen hedefler imha edildi. Sonra sıra komando birliklerine geldi. Komandolar Kuzey Irak'ta Hakurk bölgesine çıkarma yaptı. Mehmetçik PKK-YPG'li teröristlere Türk askerinin çelik pençesini attı. Mağara ve sığınaklar tek tek imha edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri Hakurk bölgesindeki PKK hedeflerine kara ve hava harekatı düzenledi. Silahlı insansız hava araçları, atak helikopterleri ve Bora füzelerinin de kullanıldığı harekatta terör hedefleri yoğun ateş altına alınıyor. Harekatın başladığı andan itibaren topçu birlikleri de hiç susmuyor. Fırtına obüsleri terör hedeflerini imha ediyor. 27 Mayıs'ta başlayan operasyonda 15 terörist etkisiz hale getirilmişti. Milli Savunma Bakanlığı 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19'a yükseldi. Bakanlık, Pençe Harekatı'na önemli destek sağlayan Atak taarruz helikopterlerine ilişkin görüntüyü de paylaştı. Görüntülerde Atak helikopterlerinin Doçka mevzilerini ateş altına alarak imha ettiği görüldü. Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı aralıksız sürüyor. Terör örgütü PKK'nın ana kampı olan Kandil'in kapısı olarak değerlendirilen Hakurk, teröristler tarafından Türkiye'ye gerçekleştirilen saldırılarda geçiş güzergahı olarak kullanılıyor.
aynı zamanda teröristlerin en önemli lojistik merkezlerinden biri olduğu belirtiliyor. Doğu Akdeniz'de oldu bittileri izin verilmeyecek. Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından dünyaya böyle bir mesaj verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısında Pençe Harekatı ve Suriye'deki gelişmeler de ele alındı. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı 3,5 saat sürdü. Toplantıda terörle mücadele ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada Doğu Akdeniz'de oldu bittilere izin verilmeyeceğinin altı çizildi. Açıklamada Türkiye Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun faaliyetlerine devam edecektir denildi. Açıklamada Kuzey Irak'ta PKK terör örgütüne karşı yürütülen Pençe Harekatı'nın toplantıda kapsamlı şekilde ele alındığı bildirildi. Ayrıca İdlib'de Suriye rejiminin sivil halka yönelik saldırılarının İdlib mutabakatına aykırı olduğu, Aslan'a ruhunu zedelediği belirtildi. İdlib'de yeni bir insani krize ve kitlesel göçe engel olmak için ülkelerle temasların sürdürüldüğü vurgulandı. Açıklamada Sri Lanka'daki terör saldırısı kınandı. Bu saldırıdan dolayı Sri Lanka halkının acılarını paylaşıyoruz mesajı verildi. Batman'ın Dargeçit ilçesinde teröristlerin işte bu teslim olma anları kameralar tarafından kaydedildi ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından paylaşıldı. İzleyelim. Tekrar ediyorum. Jandarma! İçeridekiler! Teslim ol! Teröristler kararsızdı. Anonsların biri bitmeden diğeri başladı. Silahlarını bırak! Elleri yukarıda! Mağaranın çıkışına doğru yürüyor! Mehmetçik 4 teröristi böyle yakaladı. Batman'dan ve Hasankeyf'ten helikopterler havalandı. Jandarma ve özel harekat polisleri Kelekçi köyüne taşındı. Güvenlik güçlerinin hedefinde PKK'lı teröristler vardı. Teröristler köydeki işbirlikçilerinden yaşam malzemesi temin edecekti. 4 örgüt üyesi bir mağarada sıkıştırıldı. Tekrar ediyorum! Jandarma! İçeridekiler! Teslim ol! Teröristlerden biri İran uyruklu Hemin Kod adlı HO'ydu. HO terör örgütü PKK'nın sözde Dargeçit Mava ve Cehennem Deresi ile Botan Sağ hareketli tabur sorumlusuydu. Kemal Kod adlı Iraklı terörist KYD mağaradaydı. Şiar Kod adlı İA ile Mahir Kod adlı UT de yanlarındaydı. Silahlarını bırak! Elleri yukarıda! Mağaranın çıkışına doğru yürüyor! Teröristlerin teslim olmaları için anonslar yapıldı. Mağara çemberi alındı. Teröristler kısa süre sonra teslim oldu. Teröristlerin sıkıştırıldığı mağara 8 metre uzunluğundaydı. 2 odadan oluşuyordu. İçeride 4 uzun namlulu silah, el bombaları, telsiz ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Teröristlere ilişkin ayrıntılı bir araştırma da yapıldı. HO ile UT, Ekim 2018'de Mardin Dargeçit'e bağlı Çelik Köyü'ndeki saldırının failleriydi. El yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 8 asker şehit olmuştu. Teröristlerden İA sorguda itirafçı oldu. Söylediği adreste yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Ve gazetelerin ilk sayfalarında manşetlerde neler yazıyor ona bakacağız efendim. Türkiye gazetesi dün bütün televizyonlara, TGRT haber ekranlarında da haberleştirilen bir konuya parmak basıyor. Bir kadın, bir hanımefendi, çok özür dilerim, İş yeri sahibi tarafından şiddete maruz bırakılıyor. Mahkemeler yoluyla, savcılık kanalıyla önce hakkını aramaya çalışıyor ama o hakkı orada bulamayacağını düşünerek bu sefer sosyal medyaya yöneliyor ve bütün gazeteciler o görüntünün peşine düştü. O hanımefendiyle röportaj yaptı ve haberleştirildi ve Türkiye gazetesi diyor ki bu terazide tuhaflık var.
Adalet sosyal medyaya mı kaldı diye de soruyor Türkiye Gazetesi. Kolluk kuvvetleri ve savcılar sosyal medyadaki tepkiye göre harekete geçer oldu. İstanbul Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında çalışan Gaye Akıl, iş yeri sahibi tarafından "beni ayakta karşılamadınız" denilerek dövüldü. Kadın emniyete gidip şikayetçi oldu ancak 2 hafta geçmesine rağmen kendisine cevap verilmedi. Sonra savcılığın kapısını çaldı ama 20 gün geçti, soruşturma açılmadı. Kadın dayağın kamera kaydını Twitter'dan yayınlayıp yardım istedi. Sosyal medya yıkıldı. Zorba patron gözaltına alındı. Önceki günde duruşmada etek boyu ölçmeye kalkan hakim sosyal medyadan tepki gelince görevden alındı. Kitabına sapıkça ifadeler koyan bir sözde yazar da aynı şekilde yakalandı diyor. Yani bu adalet terazisinde bir tuhaflık var diyor Türkiye Gazetesi. Ve dünkü Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı yargı paketi, yargıya süper paket diyor. Türkiye Cumhurbaşkanı yargı reformu stratejisini açıkladı. Hukuk fakültelerinin eğitim süresi 5 sene olacak. Hakim ve savcılara coğrafi teminat sağlanacak. Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak. Avukatlara yeşil pasaport alma hakkı tanınacak. Tutuksuz yargılamaya öncelik verilecek diyor haberin detaylarında. Erdoğan'la Putin İdlib'i konuştu. Bu görüşmenin detaylarından da bahsediyor Türkiye Gazetesi'ndeki haberde. Ve işte çözüm başlığı atılmış. Mehmetçik PKK ile masaya oturuyor diyenlere inat destan yazıyor. Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde gerçekleştirilen Pençe Harekatı'nda imha edilen terörist sayısı 19'u yükseldi. Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki operasyonda da 4 PKK'lı terörist mağarada sıkıştırılıp etkisiz hale getirildi. Hainlerin 8 askerin katili olduğu ortaya çıktı diyor haberde. Ve Türk Hava Yolları ile ilgili bir haber var. Onlar iyilik için uçuyor. Bakalım detayına. Türk Hava Yolları'nda çalışan kabin memurlarının oluşturduğu iyilik platformu 20 bin kişiye ulaştı. Afrika'dan Asya'ya, Kars'tan Edirne'ye kadar geniş bir coğrafyaya yardım ulaştırdıklarını aktaran İyiliğe Uçanlar platformu kurucusu Sinem Güldal. 3000 kişiyiz. Bugüne kadar 20 binden fazla insanın kalbine dokunduk. Önceliğimiz çocuklar, tekerlekli sandalye, erzak, giyim gibi yardımlarda bulunduk diye konuştu. Bu değerlendirmeyi yapmış hanımefendiye tebrik ediyoruz biz de buradan. Ve dolardaki ani düşüş dün döviz kurunda, dövizde ani bir düşüş oldu biliyorsunuz. Altının altına indi diyor Türkiye Gazetesi. Dolara FED freni. Amerikan parasının ateşi düştü. Merkez Bankası'nın hafta başında yaptığı hamleyle Amerikan Merkez Bankası'ndan bahsediyor. Amerikan Merkez Bankası'nın Aralık ayında faizleri düşüreceği beklentisi de eklenince dolar kuru 6 liranın da altına indi ve 5.87'ye kadar geriledi diyor gazetedeki haberde. Tabi herkesin gözü döviz kurlarında. Şu dakikalar itibariyle yine 5.90 civarında bir dolardan bahsediliyor. Gözümüz bir taraftan da o bizim ekranımızın hemen sağ alt tarafında sürekli dönen o rakamlarda ister istemez insanın gözü kaymıyor değil. Ve başkanı köpek ısırdı. Bakalım ilginç bir haber. Kars'ın Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay muhtaç bir aileye yardım götürürken köpeği saldırısına uğradı. Kolundan ve omzundan yaralanan başkanı vatandaş kurtardı. Bir de fotoğraf karesi paylaşılmış. Elinde ve kolunda köpek ısırıklarından dolayı yaralanmalar var. Başkana geçmiş olsun diyelim. Bakan istedi öğretmenlere özel hafta. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Öğretmenler Günü kutlamasının bir haftaya yayılmasını istedi diyor Türkiye Gazetesi'ndeki haberde. Ve sürmanşette bayram var. Bayramın cirosu 20 milyar lira olacak. Seyahat, hediyelikler, tatil, şekerlemeler derken bayram tatili 20 milyar liralık ekonomik hareket oluşturacak diyor Türkiye Gazetesi. Ve dün akşam hazırlık maçında Yunanistan'ı yendik. 2020'ye doğru emin adımlarla ilerliyor milli takım. Türkiye 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerine yönelik hazırlık maçında Yunanistan'ı konuk etti. A millilerimiz Cengiz ve Kenan'ın golleriyle maçı kazanıp gelecek adına umut verdi diyor Türkiye Gazetesi'nde. Ve bir hayırlı olsun diyelim Gaziantep'lilere, Gazi şehrimiz Gaziantep'lilere, futbol severlere hayırlı olsun. Süper Lig'in son bileti Gaziantep Futbol Kulübü artık Süper Lig'de. Biliyorsunuz Denizli Spor ve Gençler Birliği
İlk iki bileti almıştı. Playofflar oynandı. Dün akşam uzatmalarda, daha doğrusu penaltılarla Hatay Spor'u yenerek kupayı aldı. Playoff kupasını aldı. Gazişehir, Gaziantep Futbol Kulübü de artık Süper Lig'de mücadele edecek. Tüm Gaziantep'lilere hayırlı olsun diyoruz. Hoş geldin Gaziantep diyelim. Hürriyet Gazetesi ile devam ediyoruz efendim. Türkiye Gazetesi'nin ilk sayfasındaki haberler bu şekildeydi. Hürriyet Gazetesi bugün manşetine yargı reformunu almış. Yargı için 63 hedef diyor. Şimdi burada en çok tartışılan konulardan bir tanesi bu tutukluluk halinin bir ceza olarak kullanılıyor olması. İşte az önce Türkiye Gazetesi'nde de manşette adalet sosyal medyaya mı kaldı? Yani her karar, adalet mekanizmasının aldığı her karar tartışılır hale gelmiş durumda. Özellikle sosyal medyanın devreye girmesiyle birlikte normal yollarla hakkını arayıp da bulamadığını iddia eden kişilerin bu sosyal medyada yayınlanmasının ardından bir anda o beklenen kararın, yani aslında toplum vicdanının, o kanayan toplum vicdanının tedavi edilmesi, yani alınan kararlarla, sonuçta mahkemeler, hakimlerimiz aldıkları kararlarla konuşur. Onlar o kararlarla bu toplumun kanayan o yaraya pansuman yapıyorlar, tedavi ediyorlar ama bu ne yazık ki sosyal medyaya düştükten sonra oluyor. Bu ara özellikle üst üste olaylar yaşadık. Yani savcılar tutuklama talep ediyor, mahkemelerden o tutuklama kararı çıkmıyor ama sosyal medyada oluşan infial bir anda o mahkeme kararını değiştirebiliyor. İşte Hürriyet Gazetesi de yargı reformunun detaylarını paylaşmış bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 madde, 63 hedef ve 256 faaliyetten oluşan belgeyi açıkladı diyor. Avukatlara bir de yeşil pasaport müjdesi var. 20 yıllık tecrübesi olan avukatların artık yeşil pasaport alabilme imkanında önü açılacak. Dün açıklandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından. Bin aya bedel Kadir Gecesi başlatılmış. Bu gece Kadir Gecesi bir kez daha bütün dünyanın Kadir Gecesi hayırlı olsun efendim. Bu gece Kadir Gecesi. Kadir Gecesi mübarek olması, Kur'an-ı Kerim'in bu gecede indirilmeye başlamış olmasından kaynaklanır. Aslında Allah bize bir mesaj veriyor diyor Hürriyet Gazetesi'ndeki değerlendirmede. Milliyet'le devam ediyoruz. Milliyet Gazetesi'nin sür manşetinde köprü geçiş cezalarına af. Toplam 310 milyon liradan bahsediyoruz. Yani öyle küçük bir rakam da değil. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini de içeren torba teklif Meclis Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı. Düzenlemeye yaklaşık 275 bin araca kesilen 310 milyon liralık ceza affedildi diyor haberde. Ve bayram zehir olmasın manşetiyle çıkmış bugün Milliyet Gazetesi. 9 günlük bayram tatili başlıyor. İçişleri en çok kaza yapılan 20 güzergahı belirleyerek bu yollarda 10 kilometrede bir ekip görevlendirdi. Aman hız yapmayalım, aman hız yapmayalım, bayramımız zehir olmasın efendim. 185 bin trafik polisi yollarda görev yapacak ve 18 ilde bu kaza kara noktaları denir bunlara. Daha çok kazaların yaşandığı bu yollarda polis özel önlemler alacak. Yani ceza yemekten değil, canınızdan olmaktan korkun lütfen ve ayağınızdan, o gazdan o ayağınızı çekin lütfen. En azından sevdikleriniz için. Bir mavi balina olayı daha var. Hemen Milliyet Gazetesi'nin eteğinde, alt tarafında bu haber var. Yeşilay tarafından kurtarıldı diyor, mavi balinadan. Mavi balina oyunu tuzağına düşen 17 yaşındaki KB, ölümün kıyısından Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ndeki psikologlar tarafından kurtarıldı. Psikolojik yardım sürecinin ardından Yedam'la irtibatını hiç kesmeyen KB boş zamanlarını resim çizerek geçirirken yakında bir sergi açmayı planlıyor. Ne güzel bir haber. Gençlerimize sahip çıkmamız lazım efendim. Yoksa bu tip işte internet üzerindeki bazı çılgınlıklar onların ölümüne neden olabiliyor. Bunu da defalarca son dönemde yaşadık. Allah korusun diyelim. Yeni Şafak gazetesi Türkiye boyun eğmez manşetiyle çıkmış bugün. S-400 şantajının arkasında ne var diye soruyor gazete, bakalım detayına. S-400 alırsanız Amerika yaptırımı yapacak. NATO yaptırımıyla karşı karşıya kalacaksınız diyenler
Türkiye'yi ne ile tehdit ediyor? Yeni bir 15 Temmuz'da mı, karadan saldırıyla mı, denizden saldırıyla mı, yeni terör dalgasıyla mı, ekonomik terörizmle mi diyor Yeni Şafak gazetesi. Türkiye'yi savunmasız bırakmaya çalışıyorlar başlığı da atılmış. Sayın Binali Yıldırım'ın bir açıklaması var. Tartışmasız kazanacağız demiş Binali Yıldırım, AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım. Seçimler oldu bitti ama kavgası tartışması bitmedi. O halde ne yapacağız? Bu tartışmayı bitireceğiz. Öyle bir bitireceğiz ki kimsenin sesi soluğu çıkmayacak dedi. Hak İş Konfederasyonu'nun toplantısına katılan Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı el çabukluğuyla almak isteyenleri bu sefer fırsat vermeyeceğiz diye konuştu şeklinde bir değerlendirmede alınmış Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasında. Bir haberde yarın için efendim 313 bin kişiyle teravih namazından bahsediyor. Bedir gazvesindeki gibi demiş gazete. İstanbul'un fethinin 566. yılı dolayısıyla 1 Haziran Cumartesi akşamı Yeni Kapı'da Bedir gazvesine katılan sahabileri sembolize etmek üzere 313 bin kişinin katılımıyla teravih kılınacak. Namaz her 4 rekatta bir makam değiştirilerek Endurun usulü kılınacakmış. Yeni Şafak gazetesinde bu haberin detayları da var. Ve akşam gazetesiyle basın turumuzu, ilk gazete turumuzu tamamlayacağız. Avrupa sürecine bağlıyız. Avrupa Birliği sözünü tutmuyor ama demiş. Akşam gazetesi manşetinde Erdoğan, kurumlarımız mülkiyet hakkı, seyahat hürriyeti ve özgürlüğü kısıtlayan uygulamalara karşı duyarlı olacak dedi ve yargı reformunu açıkladı. Tutuklama tedbiri. Tutuksuz yargılama esastır. Tutuklama ölçülü uygulanacak, noter sayısı artacak, uzlaşma ve cezada pazarlık gelecek diyor. Yani Avrupa Birliği sürecinde biz bu yargı reformuyla ve diğer reformlarla biz o sürece bağlıyız ama Avrupa Birliği sözünü tutmuyor detayını da paylaşmış akşam gazetesi. Fransa öncesi iyi prova diyor akşam gazetesinin sürmanşetinde. Dün akşam Yunanistan'la karşılaştı amirlilerimiz ve maçı, hazırlık maçını 2-1 kazandı. Umutlu, yani ilk iki maçını resmi maçlarda, iki maçta 6 puan da topladı. İyi gidiyor Şenol Güneş yönetiminde, inşallah daha iyi olur. Manşetler dilini aktardık, detaylarına bakacağız ama sırada haberlerimiz var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Görüşmede İdlib'deki rejim saldırıları ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. Erdoğan'la Putin görüşmesinde ikili ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e ikili ilişkilerin olumlu gündemle ilerlediğini belirtti. Erdoğan görüşmede Suriye rejiminin İdlib'in güneyinde ağırlıkla sivilleri hedef alan saldırılarında daha fazla can kaybının önüne geçmek ve sınırlarımıza yönelik artan göç riskini bertaraf etmek gerektiğini vurguladı. İki lider İdlib'te ateşkesin bir an önce sağlanması ve siyasi çözüm sürecine yeniden odaklanılması gerektiğini ifade etti. Normalleşme süreci bitmiştir ve Erdoğan'la Putin 28-29 Haziran'da G20 Liderler Zirvesi'nin yapılacağı Japonya'nın Osaka kentine gidecek. İki lider telefon görüşmesinde Japonya'da bir araya gelme konusunda mutabık kaldı. Sevgili seyirciler, binlerce vatandaşın beklediği torba teklif meclisten geçti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden hatalı geçiş yapan 275 bin araca kesilen cezadan vazgeçildi. Aynı zamanda tahsili gerçekleşen yaklaşık 4 milyon lira ceza sahiplerine ödenecek. Binlerce kişinin beklediği torba yasa teklifi meclisten geçti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden hatalı geçişlere kesilen cezalar silinecek. Böylece 275 bin araca kesilen 310 milyonluk cezadan vazgeçildi. Aynı zamanda tahsili gerçekleşen 3.9 milyon lira ceza sahiplerine ödenecek. Torba yasayla birlikte hurda teşviğinde ÖTV indirimi 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarıldı. İstanbul Galata Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulması da onaylandı. TRT'de disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulu oluşturulacak.
kömür madenciliğine destek verilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün istihbarat ve güvenlik ihtiyacının tamamının savunma sanayi destekleme fonundan karşılanması hükmü de kabul edildi. Teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onaylamasıyla birlikte yürürlüğe girecek. 2010 KPSS sınavında soruları çalan FETÖ'cülerin yargılandığı davalardan birinde daha istenen ceza belli oldu. Savcı 26 sanık hakkında 7,5 yıldan 25 yıla kadar hapis istedi. 2010'da yapılan KPSS sınavı sorularının FETÖ üyelerine sızdırılmasına ilişkin davalardan birinde daha savcı mütalasını verdi. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada yargılanan 45 sanıktan 26'sı hakkında 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Duruşmada önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrak okundu. Zanlılar FETÖ üyesi olmakla suçlanıyor. Ayrıca sanıklardan 12'si hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan 4 ila 10 yıl arasında hapis cezası da istendi. Savcı bu 12 sanığın kamu görevlisi olarak aldıkları toplam maaşın 2 katı kadar adli para cezasına çarptırılmalarını talep etti. Davada 14 şüphelinin dosyaları çeşitli nedenlerle ayrıldı. Dava mütalaya karşı şüphelilerin savunma hazırlaması için ertelendi. Hemşericilik harekatı kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli il başkanlarıyla 3. ve son toplantısını yaptı. Bahçeli genel merkezde 49 il başkanıyla buluştu. İl başkanları İstanbul'da hızla çalışmaya başlayarak Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'a destek isteyecek. Altına yazın bunları. Hemşerilerim geliyoruz diye. Adana tabiriyle. MHP lideri Devlet Bahçeli hemşeri harekatı kapsamında il başkanlarını İstanbul'a böyle uğurladı. 23 Haziran'daki İstanbul seçimi için MİT'li İstanbul'a atacağını söyleyen Bahçeli, teşkilatları da harekete geçirdi. Bahçeli, hemşehri harekatının 3. ve son toplantısını 49 il başkanıyla yaptı. Genel merkezdeki toplantı yaklaşık bir saat sürdü. İstanbul İl Başkanı seçim çalışmaları nedeniyle bölgede olduğu için toplantıya katılamadı. Bahçeli il başkanlarına hemşehri stratejisini anlattı. Bahçeli il başkanlarından İstanbul'daki hemşehrilerine ev ziyareti yapmalarını istedi. İl başkanları İstanbul'daki hemşehrilerinden Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'a destek isteyecek. Gelen bilgileri aldık. Toplantının ardından Bahçeli il başkanlarıyla hatıra fotoğrafı da çektirdi. Kendini as üslubuyla il başkanlarını İstanbul'a gönderdi. Altına yazın bunları. Hemşerilerim geliyoruz diye. Adana tabiriyle. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da toplantıya dair yazılı bir açıklama yaptı. İstanbul seçimi bağlamında etnik kimlikler ve aidiyetler üzerinden entrika yoluyla siyaset yapılmaması, yapanlara fırsat verilmemesi için son güne kadar sahada olacağız dedi. İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na katılacak adayların 23 Haziran seçim çalışmaları sürüyor. Binali Yıldırım, Hak İş temsilcileriyle buluştu. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Hak İş temsilcileriyle Haliç Kongre Merkezi'nde bir araya geldi. Yıldırım, CHP'li belediyelerin göreve gelir gelmez işçileri mağdur ettiğini söyledi. Hemen Hak İş üyeleri, işçileri ne yaptılar? Zorla istifa ettirmeye çalıştılar. İşten atmaya kalktılar. Bunların sicili bozuk. Gerçek yüzleri, gerçek niyetleri, fırsat ellerini geçtiklerinde çok daha iyi anlaşılıyor. Bu hani nerede sendikal özgürlük? Hani nerede çalışanın hakkına, hukukuna saygı? İsteyen istediği sendikaya üye olacaktı. Laflar güzel. İşe gelince çalışma barışını, iş güvencesini ortadan kaldırmakta işlerine geldiği zaman hiç tereddüt etmiyorlar.
Binali Yıldırım taşerondan kadroya geçen işçilere ödenmesi gereken enflasyon farklarını devreye girip ödettiklerini açıkladı. 2019 yılı için enflasyon farkı verilmemiştir. Neden verilmedi? Toplu sözleşmelerde bu hüküm yer almadığı için 2020'ye atıldığı için verilmemiştir. Bakın bir hüküm olmamasına rağmen bu işin doğru olmadığını, burada bir inisiyatif almak gerektiğini düşündük, konuştuk, görüştük ve belediyelerle, Büyükşehir Belediyesi'yle de paylaştık. 635 lira aylıklarına enflasyon farkının verilmesini sağladık. Ve Ekrem İmamoğlu'nun programına da bakacağız ama önce bir yol durumu diyelim. İstanbul'daki durum şu anda bu günlük güneşlik bir güneşli bir İstanbul gününe başlıyoruz ama trafik için aynı şeyi söylemem mümkün değil. Görüyorsunuz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi Acıbadem sapağından gelen yol neredeyse durmuş. Kısıklı bağlantı yolunu galiba şu anda polisler orayı biraz rahatlatmaya çalışıyor ama yol E5'e kadar uzanıyor. Nereden anlıyoruz efendim? İşte buradan trafik haritasından saatler 7.26'yı gösterirken %29'luk bir trafik var. O kadar yüksek değil şu saat itibariyle bakıldığında. Ama trafik nerede olacak? İşte burada olacak. Ne zaman? Bu akşam saatlerinden sonra 9 günlük bayram tatili başlıyor. Burada güney istikametine İzmir ve Ankara istikametine doğru gidecekler için yeni yollar açıldı. Dün gece yarısından itibaren artık bu Kurtköy ilerisinden devam edip bu otobanı kullananlar için yeni güzergahlar, yeni yollar açıldı ki bayram sırasında insanlar o kadar eziyet çekmesin. Ama şu anda Sultanbeyli civarında otoyol üzerinde bir trafik kazası görüyorum. Yaklaşık 10 dakika kadar önce oluşmuş bir trafik kazası. O bölgede trafiğe neden olmuş. Havalimanına gidecekler için uyarı yapayım. Sabiha Gökçen Havalimanı istikametinde bir trafik kazası söz konusu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki trafik bugün için daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Cuma sabahı için. İşte görüntüsünü de arkadaşlar hemen sağ olsunlar aktardılar. Köprüye girişte Kavacık Sapağı'nın hemen ilerisinde akan bir trafik var. Biz yol durumuna bakmaya, aktarmaya devam edeceğiz efendim. Muğla'nın Bodrum ilçesinde merkez üssü Gökova Körfezi olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre deprem saat 0.43'te Bodrum'un yaklaşık 4 kilometre açığında yaşandı. Merkez üssü Gökova Körfezi olan sarsıntının büyüklüğü 4,2 olarak kaydedildi. Rus ve Suriye savaş uçakları Suriye'de yine sivilleri hedef aldı. Bir ayda ölenlerin sayısı 925'i buldu. Esad ve Rusya durmuyor. İdlib bombalanmaya devam ediyor. Suriye ve Rus savaş uçaklarıyla kara güçleri yine İdlib ve Hama bölgelerine saldırdı. Helikopterler de İdlib'in güney kırsalına 100 varil bombası bıraktı. Rus savaş uçakları gece saatlerinden bu sabaha kadar İdlib'in güney kırsalı ve Hama'nın kuzey kırsalıyla Halep'in batı kesimlerine 27 saldırı yaptı, 565 bomba attı. Saldırılarda binalar yıkıldı, insanlar enkaz altında kaldı. Patlama anı güvenlik kamerasıyla da kaydedildi. Kurtarma ekipleri yıkılan binaların altındakilere ulaşmaya çalıştı. Saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Ben de koyayım.
Suriye ve Rus savaş uçaklarının gerginliğin azaltılması bölgesi olarak kabul edilen İdlib ve Hama civarında 30 Nisan'dan bu yana 750 hava ve kara saldırısı düzenliyor. 29 Mayıs itibariyle ölü sayısı 925'e ulaştı. Esad rejimi İdlib'in Maharet el-Numan bölgesinde bombardıman yaptı. İkisi çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Bir video gördük. Paylaşsak mı paylaşmasak mı biz de ikilemde kaldık açıkçası ama insanlık öldü mü dedirttiren bu videoyu sosyal medyada izledikten sonra paylaşmaya karar verdik. Çünkü bu İdlib'de yaşanan manzaraları biz buradan günlerdir, aylardır aktarıyoruz. Aman İdlib'e dikkat, İdlib'e dikkat, insanlar ölüyor, 4,5 milyon sivil var. Peki orada çoluk çocuk katledilirken Suriye'de Esad yanlısı olduğu iddia edilen sanatçı, adına sanatçı denilen bu isimlerin çektiği bir video göstereceğiz şimdi. Bakın bu kadın orada canı yanan, evladını kaybeden anneleri oynuyor ama dalga geçerek oynuyor. Ve biz de soruyoruz, insanlık öldü mü? Evet, görüyorsunuz bu kendine sanatçı diyen bu kadın. Görüntüyü gösterin arkadaşlar. Görüntüyü gösterin, ben anlatayım. Bu kadın şimdi kiminle dalga geçiyor biliyor musunuz? Bebeğini kaybedip işte bu kadınla dalga geçiyor. Bebeğini kaybetmiş, kendinden geçmiş bu İdlib'de. Suriye'den Suriye güçlerinin ve Rusya güdümündeki Suriye güçlerinin attığı, Esad güçlerinin attığı bombalarla, zehirli bombalarla hayatını kaybeden, işte görüyorsunuz bebeğin halini. Dinleyelim biraz arkadaşlar. Evet, işte bu videoyla insanlık öldü mü diye soruyoruz. Sosyal medyada bunu soruyor. İdlib'de 4,5 milyon sivil daha var. İnsanlar üzerlerine atılan bombalarla katledilmeye devam ediyor. Şam'dan çekilen bu görüntü de sosyal medyada infiale neden oldu. Biz de insanlık öldü mü diye sorduk. Sormaya da devam edeceğiz. Sıradaki haberimiz İsrail'den. İsrail'de Netanyahu hükümeti kuramadı. Böylece ülke tarihinde ilk kez hükümeti kurma görevi alan kişi görevini başaramamış oldu. İsrail 17 Eylül'de erken seçime gidecek. Petek şeni balev. İsrail parlamentosu erken seçim kararı aldı. Çünkü Nisan seçimleri sonrası hükümeti kurmakla görevlendirilen Benjamin Netanyahu başarılı olamadı. Netanyahu sağcı partilerle koalisyon kurmaya çalıştı ancak görüşmeler askerlik yasasına takıldı. Dört partiyle anlaşarak 60 milletvekilinden destek bulan Netanyahu, güven oyu alabilmek için bir oya daha ihtiyaç duyuyordu. İsrail Evimiz Partisi'nin kapısı çaldı ancak o partinin lideri eski savunma bakanı Avigdor Lieberman, dini okullarda eğitim gören öğrencilerin de askere alınmasını sağlayan yasanın meclisten geçmesini şart koştu. Netanyahu'nun anlaştığı diğer partilerden ikisi ise yasaya karşıydı. Orta yol bulunamadı, anlaşma sağlanamadı. Yaakov Litman, bead. Hükümeti kurmak için Netanyahu'ya tanınan süre doldu. Meclisin feshedilerek erken seçime gidilmesini öngören yasa tasarısı parlamentoya sunuldu. İki ayrı oylama sonunda tasarı kabul edildi. 17 Eylül erken seçim tarihi olarak belirlendi. Netanyahu da İsrail'de hükümeti kurma görevini başaramamış ilk isim olarak tarihe geçti. Oylama sonrası açıklama yapan Netanyahu'nun hedefinde desteğini alamadığı Lieberman vardı. Egoları nedeniyle ülkeyi gereksiz yere erken seçime sürükledi dedi. 17 Eylül'de zafer kazanacağını ileri sürdü. Netanyahu'nun Likud partisi Nisan seçimlerini az bir farkla önde tamamlayarak 120 sandalyeli parlamentoda 35 sandalye kazanmıştı. Lo etzlachti reshchna et Avigdor Lieberman.
Rusya Enerji Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen Enerjide Risk Yönetimi konulu uluslararası konferansın ikincisi İstanbul'da gerçekleştirildi. Konferansa Çinli ortaklarıyla enerji alanında ciddi proje ve anlaşmalara imza atan İhlas Holding de davet edildi. Rusya Enerji Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen konferansa Türkiye'den Çinli ortaklarıyla enerji alanında ciddi atılımlar yapan İhlas Holding özellikle davet edildi. Konferansa iştirak eden enerji alanında uzman isimler, enerji yönetiminde yaşanan ve yaşanması olası riskler hakkında sunumlar ve değerlendirmeler yaptı. İhlas China Ortak Girişimi Şirketi Başkan Yardımcısı Cemil Ceyhan Aral da konferansta bir sunum gerçekleştirdi. Konuşmasına Türkiye'nin en büyük problemi olan enerji ihtiyacına vurgu yaparak başlayan Aral, bu konuda Türkiye'nin bölgesel olarak karşılaştığı sorunlara değindi. Risk faktörleri hemen hemen her şekliyle etrafımızı çevirmiş durumda. Irak'a bakalım, Suriye, İran, Akdeniz, hepsi enerjiyle alakalı. Eskiden farklı şekillerde bu yapılanlar gizlenebilirdi. Ama şimdi okul çocukları bile bazı büyük devletlerin neden askeri operasyonlar yaptığını biliyor. Çinlilerin yanan buz dediği yeni enerji kaynağını işaret eden Aral, bu kaynağa dair Türkiye'de sadece bir noktada ülkemizin 43 yıllık enerji ihtiyacını sağlayacak rezerv bulunduğunu belirtti. Aral, bu enerji kaynağının çıkarılması için gerekli teknik koşulları Çinli ortaklarıyla görüştüklerini kaydetti. Çin devleti tarafı da Türkiye ile işbirliği yapmak istediğini söyledi. Şimdi tanıtıma bakacak olursak 1 metreküp gaz hidratı 164 metreküp gazın çıkarttığı enerjiyi çıkarıyor. Türkiye'de bu konuda çok zengin kaynaklarımız var. Şimdi bazı stratejik ve politik sebeplerden dolayı Türk-Çin-Rus ortak polu kurulmasını teklif ediyoruz. Çinli ortaklarımız da bu konuda arzulu. Ayrıca Rusya'dan da Gazprom Bank başta olmak üzere ilgili olacaklarını ilettiler. Çin tarafının da bu fona katılmak istediğini yazılı olarak bildirdiğini belirten Aral şunları ifade etti. Bu hususta Karadeniz Bölgesi Finans Kuruluşları ve Rus Enerji Bakanlığı da çok ilgili ve istekli olduğunu şifahi olarak da bildirdi. Tabii ki kurum ortaklarının dışında Karadeniz Bölgesi'nden de başka fonlar katılacaklarını ifade ettiler. Ayrıca Rus Enerji Bakanlığı da bizim Çinli ortaklarımızla yakın bir ilişki içine girmeye başladıklarını bugün öğrenmiş bulunuyoruz. Çok memnun olduk. Komşularımızın bu enerji fonunu destekleyeceklerini bekliyoruz. Konferansın moderatörü olan Rusya Enerji Enstitüsü Müdür Yardımcısı Alexey Gromov, Cemil Ceyhan Aral'ın konuşmasını destekleyici bir açıklama yaptı. Çin'de biz de sizin temasta olduğunuz aynı merkezle Rus enerji yetkilileri olarak görüşmelerde bulunuyoruz. Bu konu çok önemli. Biz elimizden gelen her türlü işbirliğini yapmak isteriz. Sosyal medyayı sıkça kullananlar bu haberi dikkatli izlesin. Her an sizin de başınıza gelebilir. Yeşim Güner, sosyal medyada 250 binin üzerinde takipçisi var. Hiç kimse demesin ki benim hesabıma hiçbir şey olmaz. Çünkü o olmaz dediğini yaşadı. Hiçbir şey olmaz. Hesabımda nasıl olsa iki faktörlü koruma var. Herhangi bir sıkıntı yok, herhangi bir kural ihlali yapmıyorum diyen kişilere en başta oluyormuş. Bunu çok iyi anladım. Sosyal medya hesabı çalındı. Hesabınıza tekrar giriş yapın diye bir uyarı geldi. Hesabının donduğunu düşündü, tekrar giriş yapmaya çalıştı ama giremedi. Sonra anladı. İnsanlara link gönderme durumunda kalan bazı dolandırıcı bir çete vardı. Şu anda tamamen taktik değiştirerek komple artık hiçbir şekilde link falan göndermeden direkt hesapları otomatik olarak kapatıyorlar. Kimlik bilgilerini ele geçiren çete WhatsApp ya da mail yoluyla taleplerini iletiyor. Merhaba, hesabınızda telif açığı vardı ve hesabınızı kapattım. Telifi geri çekersem açılacak bu durum için sizden teklifim, telifi geri çekmek için 2000 TL'ye. Size e-posta eklediğim fotoğrafı kontrol ediniz. Yeşim Güner durumu hemen kullandığı sosyal medyanın yetkililerine bildirdi. Burada sevindirici olan olay bu kişinin kim olduğu, kimliğinin kim olduğu ortaya çıktı. Bu benim için sevindirici. Araştırmalar biter bitmez hesabını geri alacak. O yaşadı, başkaları yaşamasın diye uyarıda bulundu. Güner, çetenin sık sık farklı isimler kullanıp değişik yöntemler kullandığını söyledi. Herhangi bir link gelirse hiçbir şekilde o linke tıklamasınlar dahi.
linke tıkladıkları anda bütün kişisel bilgileri çünkü onların eline geçiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, cep telefonu kullanımından kaynaklanan trafik kazalarına dikkat çekmek için bir kamu spotu hazırladı. Milli futbolcu Emre Akbaba'nın oynadığı, Türk futbolunun taçsız kralı Metin Oktay'ın temsilen canlandırıldığı film hem uyardı hem de duygulandırdı. Yoldayken sadece yola bak. Türk futbolunun efsanevi ismi taçsız kral Metin Oktay, milli futbolcu Emre Akbaba'yı böyle uyardı. İki isim kazayı kılpayı atlattı. Emniyet Genel Müdürlüğü Turkcell'le 9 günlük bayram tatilinde kazaların önüne geçebilmek için ortak bir kamu spotu hazırladı. Araç kullanırken telefonu elinden düşürmeyen sürücülere yoldayken bırakın o telefonu denildi. Bunun için de dikkat çeken bir video hazırlandı. O videoda Emre Akbaba aracıyla yolda ilerliyor. Akbaba'nın eli direksiyonda, gözü ise telefonda. Milli futbolcu yolda birini görüyor, onu aracına alıyor. Bir yandan da telefonuyla oynamaya devam ediyor. Yanındaki yolcu Akbaba'yı uyarıyor. Yeni jenerasyon. Çok iyi yetiştiniz Emre. Sizden çok umutluyum. Sağ ol abicim. Sen de ilgilisin galiba futbolla. Ben de oynadım zamanında biraz. Çok iyi, çok iyi. İnşallah daha da muvaffak olacaksınız. Bu ülke için yapacağınız daha çok şey var. Ama tüm bunları başarabilmek için, seni sevenleri üzmemek için sana tek bir tavsiyem var. Nedir abi? Yoldayken sadece yola bak. Telefonu diyorsun. Haklısın abi. O uyarının ardından Akbaba telefonu bırakıyor. Ancak o sırada karşısına bir kamyon çıkıyor. Aracın hakimiyetini sağlamaya çalışırken araç savruluyor. Son anda frene basarak kazadan kılpayı kurtuluyor. Akbaba araçtan sağ salim çıkarken kendisini uyaran kişinin Türk futbolunun efsane ismi Metin Oktay olduğunu sonradan anlıyor. Metin Oktay. Kamu spotu Metin Oktay'ın da yıllar önce bir trafik kazasında hayatını kaybettiğine dikkat çekerek son buluyor. Türkiye'nin değerlerinin kazalarda yok olmaması için trafikte dikkatli olunması isteniyor. Ve Süper Lig'in son temsilcisi Gazişehir Gaziantep Süper Lig'e yükseldi. Dün akşam nefeslerin tutulduğu bir maç vardı. Playoff turunda biliyorsunuz ki ilk iki takım belli olmuştu. Denizli Spor ve Gençler Birliği Süper Lig'e yükselmeyi normal lig sırasında hak etmişlerdi. Ve playoff turu oynandı. Dört takım bu finali kazanabilmek için uğraştı. Dün akşam nefeslerin tutulduğu maçta Gazişehir Gaziantep Hatay Spor'la karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten maçın ardından penaltılarda Gaziantep Süper Lig'e yükselmeyi kazandı, hak etti. Sonrasında ne oldu? Güzel görüntüler var. Onları izlettireceğim şimdi size. Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak kameraların karşısına geçti. Basın toplantısı, ciddi bir basın toplantısına hazırlanıyordu ama hiç de öyle bitmedi. Beraber izleyelim. Bütün şehre armağan olsun. Hepimiz hayırlı uğurlu olsun. Bu mutluluğu yaşadığımız için. Kutluyoruz Gaziantep efendim. Onlar da artık Süper Lig'de. Diğer yeni takımlarımızı da kutluyoruz. Gençler Birliği ve Denizli Spor'a da başarılar diliyoruz.
artık mola verilmiş durumda. Birkaç ay futbolsuzuz ama milli takım var, mücadeleye devam ediyor. Saatler 7.45'i gösterirken 31 Mayıs, Mayıs'ın son gününün gündemini aktarmaya devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri, Mehmetçik, Pençe Harekatı'nın 4. gününde de Kuzey Irak'taki o terör yuvalarına darbe üzerine darbe vurmaya devam ediyor. Mağaralara, inlere giriliyor. Oradaki teçhizatlar, tek tek mayınlar, el yapımı patlayıcılar. Yine Mehmetçi'ye saldırmak için hazırlanan teröristlerin o hazırladığı bombalar orada imha ediliyor. 19'da terörist etkisiz hale getirildi. Aynı zamanda ülke içerisinde de operasyonlara hiç ara verilmiş değil. Hızla devam ediyor. 4 teröristin yakalanma anına ait özel görüntüler var. Onları paylaşacağız. Ben Yeni Saat dilimizin manşetlerine, başlıklarına, panomuza rica ediyorum. Yeni Türkiye'yi alışacaklar diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Büyük ve güçlü Türkiye ideali üzerinden mesajlar vermeye devam ediyor. Özellikle bu bölgede yaşananları siz de takip ediyorsunuz. Özellikle Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de yaşanan bu petrol ve doğalgaz arama krizi üzerinden verilen gözdağları, bunlar unutulmuş değil elbette. İşte görüyorsunuz terör koridoruna ard arda vurulan darbeler. Şimdi de Irak'ta askerimiz, Mehmetçiğimiz oradaki terör yuvalarını vurmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanının açıklamaları da bu yönde. Güçlü Türkiye'yi alışacaklar. Biraz zamanla ihtiyaçları var diyor. Kendi ağzından dinleyeceğiz açıklamalarını. Anayasa Mahkemesi'nden kritik istifa kararı. Anayasa Mahkemesi'nde bir istifa yok. O konuda yanlış anlaşılmasın. Şimdi seçime girenler var. Odalar ve Borsalar Birliği'nden, ticaret odalarından ve diğer meslek gruplarından. İstifa ettikten sonra seçime girenlerle ilgili bir karar alındı. Yeniden görevine dönemeyecekler. Detaylarını haberimizde vereceğiz. Kanser ilaçlarının satışı artacak. Böyle de haber mi olur? Demeyin, bilimsel açıklamalar geliyor efendim. Uzmanlarından kanser riski artıyor. Türkiye'de de özellikle şu anda haberin detayına ben biraz göz gezdirdim. 180 bin civarında kanser hastamız var. Ve bunun önümüzdeki dönemde 300 binlere kadar çıkması bekleniyor. Onkoloji üzerinde verilen ilaç miktarı rakamların giderek artacağı öngörülüyor. Bunun en temel sebeplerinden biri de yaşam standartımızın bu kentleşme serüveni içerisinde giderek hazır gıda tüketimi, hareketsizlik, sigara, alkol, işte bunlarla beraber kanserde de patlama var. Özellikle hava kirliliği, bu sigara tüketimi. Bugün Dünya Tütünsüzlük Günü. Sigaradan vazgeçin efendim. O videoyu izleteceğiz size. Yeşilay'ın hazırladığı o muhteşem videoyu da buradan izletmek istiyorum. Biletlerin %90'ı tükendi. Mübarek Ramazan ayı oruç tamamlanmak üzere pazartesi günü son oruçlar tutulacak. Salı günü bayram var, Ramazan bayramı ama Türkiye bayrama bu akşamdan itibaren başlıyor. 9 günlük tatil kararının ardından İstanbul'dan büyük bir göç yaşanacağı kesin. Biz buradayız. Büyük bir ihtimalle trafiksiz bir İstanbul geçireceğiz bu 9 gün içerisinde. Çünkü nereden anlıyoruz? Otogarlarda artık adım atacak, bileti satılacak bir otobüs, yani yedek otobüs bile kaldırılamıyor çünkü bütün otobüsler kullanılmış durumda. Açıklamalar bu yönde, %90'a ulaşmış durumda satışlar. Peki yer kaldı mı? Hepsinin detayını aktaracağız, manşetlere bakacağız. Özel açıklamalarımız, haberlerimiz var. Bunlar için programımıza kaldığı yerden devam edelim. Doğu Akdeniz'de oldu bittilere izin verilmeyecek. Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından dünyaya böyle bir mesaj verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısında Pençe Harekatı ve Suriye'deki gelişmeler de ele alındı. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı 3,5 saat sürdü. Toplantıda terörle mücadele ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada Doğu Akdeniz'de oldu bittilere izin verilmeyeceğinin altı çizildi. Açıklamada Türkiye Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun faaliyetlerine devam edecektir denildi.
Açıklamada Kuzey Irak'ta PKK terör örgütüne karşı yürütülen pençe harekatının toplantıda kapsamlı şekilde ele alındığı bildirildi. Ayrıca İdlib'de Suriye rejiminin sivil halka yönelik saldırılarının İdlib mutabakatına aykırı olduğu, Aslan'ın ruhunu zedelediği belirtildi. İdlib'de yeni bir insani krize ve kitlesel göçe engel olmak için ülkelerle temasların sürdürüldüğü vurgulandı. Yok. Açıklamada Sri Lanka'daki terör saldırısı kınandı. Bu saldırıdan dolayı Sri Lanka halkının acılarını paylaşıyoruz mesajı verildi. Pençe Harekatı şehidi Mehmet Taşhan, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı. Şehit için düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları aktı. Sakarya'nın Gevzi ilçesi ise şehit teğmen Raşit Aydın'a ağladı. Yaşadıkları acı yüreklerine kor ateş düşürdü. O ateş gözlerinden yaş akıttı. Annesi ve yakınları şehidi ağladı. Allah rahmet eylesin. Piyade uzman çavuş Mehmet Taşhan 28 yaşındaydı. Pençe operasyonunda terörist PKK'lılara karşı mücadele etti. Irak'ın kuzeyi Gorazpi Dağı bölgesine örgüt mensuplarına dar etti. Teröristler bölgeye el yapım patlayıcı tuzaklamıştı. Patlayıcı infilak etti. Taşhan şehadete yürüdü. Şehidin naaşı al bayrağı sarılı tabutla memleketine gönderildi. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hüzün vardı. Şehit için şehitlikte cenaze töreni düzenlendi. Törene Kahramanmaraş valisi Vahdettin Özkan da katıldı. Şehit annesi Ayşe Taşhan ve yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Allahu Ekber. Taşhan'ın naaşı Türkoğlu şehitliğinde toprağa verildi. Teğmen Raşit Aydın da 28 yaşındaydı. Taşhan'la aynı saldırıda şehit düştü. Sakarya'nın Geyve ilçesindeki cenaze töreninde üzüm vardı. Şehidin naaşı dualarla defnedildi. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz efendim. İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye gazetesindeki köşesinde Pençe Harekatı'nı değerlendirdi. Yaşar, Rusya'dan S-400 hava savunma füzelerinin neden alındığını da açıkladı. Mehmetçik Pençe Harekatı'yla Kuzey Irak'ta teröristleri temizliyor. İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye gazetesindeki köşesinde bu harekatı değerlendirdi. Yaşar, ilk kez kullanılan 280 kilometre menzilli yerli ve milli Bora füzesinin önemine dikkat çekti. Kandili vuruldu ama sesi Atina'dan geldi. Yunan medyası kilometre hesabı yapmaya çoktan başladı. Pençe'ye sadece Kuzey Irak'a yönelik harekat şeklinde bakmak yanlış olur. Washington'a, Suriye'nin kuzeyine yönelik kararlılık mesajı da gönderildi. Batuhan Yaşar, S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye için önemine de vurgu yaptı. Türkiye'nin çok boyutlu tehditlere karşı kendini garanti altına alması gerektiğinin altını çizdi. Yaşar ayrıca yurt dışında terörle mücadelede Türkiye'nin daha güçlü olacağını ifade etti. Türkiye'nin S-400'lere acil ihtiyacı var. Tabii ki Ege'den Doğu Akdeniz'e, Fırat'ın doğusuna kadar eli çok rahatlayacak. Ama en önemlisi Türkiye'nin caydırıcılığı artacak. Masada daha rahat oturacak. The Wall Street Journal başta olmak üzere Amerikan basınındaki tehdit içeren haberlerde Batuhan Yaşar'ın gündemindeydi. Ankara bir süredir yaptırımlara hazırlanıyor. Türkiye kendi 5. nesil uçağı için çoktan yola koyuldu. Amerika Birleşik Devletleri vermeyince Atak ve SİHA'ları yaptığı gibi. ABD basını içimizdeki bazı İrlandalıları ikna etmiş. Ancak bunun bir hükmü yok. Mazbata Erdoğan'ın elinde. Amerikan medyası ile her seferinde anlayacağı dilden konuştu. Geri adım hiç atmadı. Şırnak'ın Katodağ bölgesinde kar seviyesinin düşmesiyle birlikte Mehmetçik operasyonlarını sıklaştırdı. 24 saat aralıksız süren operasyonlar PKK'lı teröristleri kaçacak delik arayışına yöneltti. Karlar eridi, operasyonlar sıklaştı.
Kato'nun aslanları teröristlerin peşinde. Korku nedir bilmeyiz. Korku nedir bilmeyiz. Biz dağların erleri. Biz dağların erleri. Yuva yaptık göklere. Kato, Şırnak Beytüşşaba'ya bağlı 2800 rakımlı bir dağ. Mayıs ayının sonunda hala karlı. Mehmetçuk arazide namlunun ucunda PKK'lı teröristler var. Kato, teröristlerin ikinci Kandil dediği bir bölge. Operasyonlar bir hayli yoğun. Bölücü örgüt bölgede yerle yeksan oldu. Top başına! Top başına! Mehmetçuk Ay Yıldızlı Şanlı Bayrağın verdiği cesaretle bölgede. Korku nedir bilmeyiz. Korku nedir bilmeyiz. Biz dağların erleri. Biz dağların erleri. Yuva yaptık göklere. Mehmetçuk Irak ve Suriye'den sızmalara karşı da nöbette. Teröristler kaçacak delik arayışında. Operasyonlar sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de yargı çalışanlarıyla buluştu. Yeni ve güçlü Türkiye vurgusu yapan Erdoğan, 82 milyonla geleceği beraber inşa edeceğiz dedi. Cezasızlık algısının toplumumuzda yaygınlaşmasına asla müsaade etmemeliyiz. Böyle bir algının yaygınlaşması, insanların adaleti mahkeme kapıları yerine başka yerlerde, başka güç odaklarında aramalarına yol açar. Bu ise devletin ontolojik varlığına, yani bekasına yönelik en büyük tehdittir. Cumhurbaşkanı Erdoğan yargı çalışanlarıyla iftar programında bir araya geldi. Erdoğan adalet sisteminin önemine işaret etti. Hiç kimsenin hakkını hukukunu yedirmeyeceğiz mesajını verdi. Erdoğan yargı mensuplarına ise önemli uyarılarda bulundu. Türk yargısı bir çıkar grubunun, ideolojinin, siyasi görüşün, vesayet odağının veya fraksiyonun değil, altını çizerek söylüyorum, Türk milletinin yargısı olmalı, sadece Türk milleti adına karar vermelidir. Geciken adalet, adalet değildir. Önümüze gelen her dosyanın içinde en az bir insanın hikayesi, en az bir insanın istikbali, geleceği ve kaderi bulunuyor. Adalete olan güvenin sarsıldığı bir toplumda barış, huzur ve istikrarda kalmaz. Erdoğan, Türkiye'nin önündeki engelleri tek tek kaldırdıklarını söyledi. Türkiye bağımsızlığını her alanda ilerlettikçe sabotajların dozu da arttı. Atlattığı her badirenin ardından ülkemiz yeni bir engelleme girişimiyle karşılaştı. Türkiye'ye şaşı bakanlar, eski Türkiye'ye alışanlar maalesef yeni dönemin dinamiklerini okumakta, anlamakta, politikalarını bu yeni duruma adapte etmekte zorlanıyorlar. Çünkü bu dönem muhataplarımızın büyük ve güçlü Türkiye'ye alışma, sindirme, kabullenme dönemidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Türkiye vurgusu yaptı, birlik beraberlik mesajı verdi. Geleceğimiz aydınlık, istikbalimiz parlaktır. Her imtihan aynı zamanda bir imkandır, bir fırsattır. Türkiye'nin yolu hiç olmadığı kadar açıktır. 82 milyonun her bir ferdinden felaket tellallarına prim vermemesini rica ediyorum. Vatandaşlarımızı Türkiye ortak paydasında buluşmaya çağırıyoruz. 82 milyon gönül birliği içinde inşallah geleceğimizi hep beraber inşa edeceğiz. Milli İstihbarat Teşkilatı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni vuran helikopter pilotlarının yargılandığı kara havacılık davasında karar çıktı. 152 sanığın yargılandığı davada 56 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları verildi. FETÖ'nün darbe girişiminde MİT, Genelkurmay, Ankara Emniyet Müdürlüğü, TürkSat ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni vuran helikopter pilotlarıyla ilgili dava sonuçlandı. Ankara'da görülen kara havacılık davasında 152 sanık yargılanıyordu. Mahkeme sanıklardan 119'una mahkumiyet kararı verirken 31 kişi hakkında da beraat kararı verdi. 2 yılı aşkın süredir devam eden davaya konu olan bombalama olaylarında
Toplamda 28 kişi şehit edilmişti. Bu yüzden mahkeme bütün olaylardan sorumlu tutulan 3 sanığa 28 kez müebbet hapis cezası verdi. 10 sanığa örgüt üyeliğinden de ceza verildi. Toplamda 56 sanığa anayasal düzeni yıkmaya teşebbüsten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 34 sanığa da darbeye teşebbüse yardım suçlarından 12 ila 18 yıl arasında hapis cezaları verildi. Halen firari olan 2 kişinin dosyası ayrıldı. Ceza alanlardan biri de eski pilot Kurmay Albay Uğur Kapan'dı. Kapan darbe gecesi derdest edilerek Akıncı Üssü'ne götürülen dönemin Genelkurmay Başkanı, şimdinin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı darbenin başarısız olmasından sonra Çankaya Köşkü'ne helikopterle getiren kişiydi. Kapan da 29 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi. Şentop basın özgürlüğüne vurgu yaptı. Gazetecilerden bir de istekte bulundu. Çok sesli ve özgür bir basının demokratik sistemin korunması ve güçlendirilmesi için son derecede önemli bir işlev gördüğü muhakkaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop mecliste basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi. Şentop konuşmasında basın özgürlüğü vurgusu yaptı. Elbette bizim yaptığımız her işten, aldığımız her karardan sizler memnun değilsiniz. Bunları sevinçle karşılıyor değilsiniz. Biz de sizin yaptığınız her haberden hoşnutuz diyemeyiz. Ama ne var ki demokrasi dediğimiz de işte tam budur. Şentop haber yaparken kurumların da yıpratılmaması gerektiğini söyledi. Siyaseti ve siyasetçiyi eleştiren haberlerin okurlar ve izleyiciler nazarında karşılığı oldukça yüksektir. Bu noktada eleştirilerin ve eleştiriler haberlerin hepimizin ortak değeri olan Yüce Meclis'in saygınlığına ve siyaset kurumunun itibarına halel getirmemesi arzu edilir. Şentop ayrıca 2020 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılında özel bir kutlama programı düzenleneceğini açıkladı. Sadece milli tarihimiz için değil, Türk ve İslam dünyasının tamamı için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı çok önemli. Yapacağımız hazırlıklarla özel kutlama takvimimizde Gazi Meclis'in hürriyet ve istiklalimizin merkezi olduğunu bir kez daha göstereceğiz. Manşetlerle devam ediyoruz efendim. İlk gazetemiz Türkiye olacak. Türkiye gazetesi bu yargı reformu öncesinde Türkiye'de yaşanan olaylarla ilgili olarak bir değerlendirme haberi yapmış ve diyor ki bu terazide bir tuhaflık var. Manşet bu şekilde. Adalet sosyal medyaya mı kaldı diye soruyor. Kolluk kuvvetleri ve savcılar sosyal medyadaki tepkiye göre harekete geçer oldu. İstanbul Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında çalışan Gaye Akıl, İş yeri sahibi tarafından beni ayakta karşılamadınız denilerek dövüldü. Kadın emniyete gidip şikayetçi oldu ancak 2 hafta geçmesine rağmen kendisine cevap verilmedi. Sonra savcılığın kapısını çaldı ama 20 gün geçti soruşturma açılmadı. Kadın dayağın kamera kaydını Twitter'dan yayınlayıp yardım istedi. Sosyal medya yıkıldı. Zorba patron gözaltına alındı. Önceki günde duruşmada etek boyu ölçmeye kalkan hakim, sosyal medyadan tepki gelince görevden alındı. Kitabına sapıkça ifadeler koyan bir sözde yazar da aynı şekilde yakalandı diyor Türkiye gazetesi. Yani sosyal medya olmasaydı ne olacaktı şeklinde bir değerlendirme var. Yargıya süper paket, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının detayları var. Cumhurbaşkanı yargı reformu stratejisini açıkladı. Hukuk fakültelerinin eğitim süresi 5 sene olacak. Hakim ve savcılara coğrafi teminat sağlanacak. Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak, avukatlara yeşil pasaport alma hakkı tanınacak, tutuksuz yargılamaya öncelik verilecek diyor Türkiye gazetesi haberinde. Ve FETÖ'cülerle ilgili o haber, 29 kere müebbet, meclisi vuran darbecilere en ağır ceza. 15 Temmuz'da Beştepe, MİT ve Özel Harekat Dairesi'ni vuran FETÖ'cülere ceza yağdı. 56 darbeciye 6 yılla 29'ar defa 6 ile 29'ar defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi bilgisinde paylaşıyor. Evet, bayramın cirosu 20 milyar lira olacak. Sürmanşet'teki haber Türkiye gazetesinde bugün bu. Bayram bu akşam tatile çıkıyor. Bayram iznine başlıyor Türkiye. 9 günlük bir tatilden bahsediyoruz. Seyahat
hediyeler, tatil, şekerlemeler derken bayram tatili 20 milyar liralık ekonomik bir hareket oluşturacak Türkiye'de. Bu değerlendirmeler yapılıyor. Yeni yollar geliyor, bağlantı yolları açıldı. Bayram göçünü hafifletecek yeni yol bilgisi de paylaşılıyor haberde. Bu gece Kadir Gecesi. Kadir Geceniz mübarek olsun efendim. Türmanşet'te elbette ki bu haber de var. Bütün dünyanın Kadir Gecesi'nin mübarek olmasını temenni ediyoruz. Kadir Gecesi özel yayını saat 20.45'te TGRT Haber ve TGRT Belgesel kanallarında da yayınlanacak. Ve Yunanistan'ı yendik dün akşam. Hazırlık maçında Türkiye Yunanistan'ı 2-1'lik bir skorla geçmeyi başardı. Umut vaat ediyor milli takımımız. Ve Süper Lig'e son bilet Gazişehir'in. Gazişehir, Gaziantep Futbol Kulübü artık Süper Lig'de Hatay'ı penaltı atışlarıyla yendi. Ve Süper Lig'e katılmaya hak kazandı. Son bileti alan şehrimiz Gaziantep'i kutluyoruz efendim. Ve Kartal Avcı geldi. Medipol Başakşehir Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı. Başarılı teknik direktör 2+1 yıllığına Beşiktaş'ta anlaşmaya vardı. Hayırlı olsun diyoruz. İki taraf için de hem Abdullah Avcı hem de Beşiktaş için hayırlı olmasını diliyoruz efendim. Ve dolar altının altına indi. Amerika parasının ateşi düştü diyor Türkiye Gazetesi. Dolara FED freni başlığı kullanılmış. Merkez Bankası'nın hafta başında yaptığı hamleye Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın Aralık ayında faizleri düşüreceği beklentisi de eklenince dolar kuru 6 liranın da altına indi. 5.87'ye kadar geriledi diyor haberde. Şu dakikalarda 5.90 civarında seyretmeye devam ediyor. Herkesin gözü o rakamlarda, sürekli dönen o rakamlar var ya, gün boyu insan ister istemez bakmadan geçemiyor açıkçası. Bakalım dolar nereye kadar daha düşecek, düşecek mi göreceğiz. Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Hürriyet gazetesi bugün manşetinde bu yargı reformunu almış ve yargı için 63 hedef manşetini atmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 madde, 63 hedef ve 256 faaliyetten oluşan belgeyi açıkladı. Yargının yol haritası niteliğindeki belge adli sistemde köklü değişiklikler içeriyor. Şimdi burada hakimlere teminatlar var. Hakim ve savcılara coğrafi teminat geliyor. İstemezlerse başka bir yere atanamayacaklar. Hakim ve savcı yardımcılığı oluşturulacak. Yardımcılık görevini yapmayan hakim ve savcı olamayacak. Uzun süren soruşturma ve davaları takip etmek üzere bir birim kurulacak. Çevre, imar ve enerji davalarına bakacak özel mahkemeler. Ve avukatlara yeşil pasaport müjdesi var. Dünkü törende açıklandı Cumhurbaşkanı tarafından. 15 yıl mı 20 yıl mı olsun pazarlığı vardı ve 20 yılda karar kılındı zannediyorum. 20 yıllık tecrübesi olan avukatlar artık yeşil pasaport alabilecekler. Milliyet gazetesinin sürmanşetindeki haberde köprü geçiş cezalarını artıyor. Bir torba yasa da kabul edildi, bu şu anda mecliste görüşülüyor biliyorsunuz. Toplamda 310 milyon liralık ceza affedildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini de içeren torba teklif Meclis Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı. Düzenleme ile yaklaşık 275 bin araca kesilen 310 milyon liralık ceza da affedilmiş oldu diyor haberde. Ve bayram zehir olmasın diyor Milliyet Gazetesi. 9 günlük bayram tatili başlıyor İçişleri. En çok kaza yapılan 20 güzergahı belirleyerek bu yollarda 10 kilometrede bir ekip görevlendirdi. İçişleri Bakanlığı'nın trafik tedbirleri konulu talimatında 31 Mayıs 10 Haziran arasında 11 günde karayollarında alınacak güvenlik önlemleri sıralandı. Bu çerçevede kazaların yoğun olduğu 18 ildeki 20 güzergahta her 10 kilometrede bir ekip görevlendirilecek. 185 bin trafik polisi de bu güvenliğin sağlanabilmesi için yollarda çalışacak. Çarşıda bereket diyor. Ramazan bayramına sayılı günler kala çarşılar da hareketlenmeye başladı. Bayram alışverişi kapsamında lokum, şeker, çikolata, kahve ve bayramlıklar alınıyor. Aman şekerinize dikkat edin efendim. Bayram deyip çok da kaçırmayın. Mavi Balina'dan Yeşilay kurtardı. Bu Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasındaki haberlerden biri. Mavi Balina oyunu biliyorsunuz gençlerimizi
ölüme sürükleyen bir oyun. Defalarca canımız yandı. Yeşilay burada devreye girmiş gibi görünüyor. Mavi balina oyunu tuzağına düşen 17 yaşındaki KB, ölümün kıyısından Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ndeki psikologlar tarafından kurtarıldı. Psikolojik yardım sürecinin ardından Yedam'la irtibatını hiç kesmeyen KB, boş zamanlarını resim çizerek geçirirken yakında bir sergi açmayı bile planlıyormuş. Tebrik ediyoruz onu kurtaranları ve onun azmini tebrik ediyoruz efendim. Yeni Şafak'ta devam edeceğiz. Yeni Şafak gazetesinde yarın akşam İstanbul'da kılınacak bir teravih namazının detayları var. 313 bin kişiyle teravih namazı diyor Yeni Şafak gazetesinin hemen eteğindeki haberde bakalım. İstanbul'un fethinin 566. yılı dolayısıyla 1 Haziran Cumartesi akşamı Yeni Kapı'da Bedir gazvesine katılan sahabileri sembolize etmek üzere 313 bin kişinin katılımıyla teravih namazı kılınacak. Namaz her 4 rekatta bir makam değiştirilerek Enderun usulü kılınacakmış. Bu haberin detaylarını veriyor. Bu gece Kadir Gecesi, Kur'an'ın inmeye başladığı bin aydan hayırlı Kadir Gecesi bu gece idrak edilecek. Sema kapılarının açıldığı, dua ve tevbelerin kabul edildiği bu kutlu gece, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece. Bu vesileyle 38.690 cami sabaha kadar açık kalacakmış ibadet etmek isteyenler için. Allah duaları kabul etsin diyelim. Akşam gazetesiyle basın turumuzu tamamlayacağız efendim. Akşam gazetesi manşetinde bu yargı reformuyla bağlantılı olarak bir manşet atmayı tercih etmiş. Avrupa sürecine bağlıyız diyor Akşam gazetesi. Avrupa Birliği sözünü tutmuyor ama biz sözlerimizin arkasındayız başlığı atılmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurumlarımız mülkiyet hakkı, seyahat hürriyeti ve özgürlüğü kısıtlayan uygulamalara karşı duyarlı olacak dedi ve yargı reformunu açıkladı. Burada detaylar var. Tutuksuz yargılama esastır. Tutuklama ölçülü uygulanacak. Noter sayısı artıyor. Şimdi bizim en büyük problemlerimizden bir tanesi bu tutuklama konusu. Tutuklama ceza yerine geçebiliyor. Ne yazık ki uygulamada. Yani şimdi yargı reformunu yapacağız. Tamam, daha önce de yargı reformlarımız oldu. Ama önemli olan pratik. Uygulayıcılar açısından değerlendirmemiz lazım. Şimdi Cumhuriyet savcılarımızın ve hakimlerimizin ortaya attığı o kararlar, talepler bazen infiale neden olabiliyor. Salıverilen isimler üzerinden de aynı infiale neden olan olaylar var. Yani işte 3-5 kişinin arasına sarhoş bir şekilde o arabayla dalmış ehliyetsiz sürücü bir anda bakıyorsunuz sokakta yürüyen bir adam haline, sizin benim aramda yürüyen bir insan haline dönüşebiliyor ama çok basit suçlamalardan bu da tutuklanır mı diyebileceğimiz konulardan insanların tutuklanıp cezaevinde uzun süre kaldığına da tanıklık ediyoruz. İşte burada uygulayıcılar da önemli. Elbette ki yasama bu reformu yapacak ve kanunları yazıp hakimlerimizin önüne koyacak ama uygulanmadığı sürece hangi en iyi kanunu da yapsanız onun bir şey anlam ifade etmediği çok açık. Yani burada asıl yük hakimlerimizde, savcılarımızda ve polislerimizde. Çünkü sonuçta polisler o yargının işini kolaylaştırmak için o delili toplayan, işte o ifadeyi alan, ilk olarak o şikayeti ulaştıran savcılarımıza, onlara bağlı olarak çalışan kurum. O polislerin getirdiği doneler üzerinden savcılarımız ve hakimlerimiz bir karara ulaşıyor. Ama şöyle bir şey oluşuyor, işte o aradaki o delil toplama vesairedeki yaşanan aksaklıklar mahkemelerin bazen işini zorlaştırıyor ve alınan kararlar infiale uçuluyor. Sonra ne oluyor? Sosyal medyadan biz o görüntüleri izliyoruz, haber haline getiriliyor ve bir anda o infialin ardından hakimler de bu sefer o görüntüleri izleyip bu infiali göze alıp o salıverilen ismi içeriye atıveriyorlar bu sefer de. Yani aslında tepkiye yönelik bir karar mekanizması son dönemde gerçekten göze batıyor. Yargı reformu da bunu aşmayı planlıyor. İşte bu dönemde tutuklamanın bir ceza olmaktan da çıkartılması şart. Özellikle son gün dönemde yaşadığımız olaylar bize bunu net bir şekilde gösteriyor. Zaten Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı reform paketinin içerisinde de tutuklama ceza değildir, bir önlemdir. Yani
kaçma şüphesi varsa, delil toplama yeterli olarak yapılamamışsa, o insanın bu dönemi içerisinde tutuklu bekletilmesi olabilir, değerlendirebilir. O hakimlerin uhdesinde olan bir durum ama onun dışında ceza olmamalı. Evet, manşetlerimiz bu şekildeydi efendim. Akşam gazetesiyle bu yargı reformunun detaylarıyla tamamlıyoruz. Detaylara bakmak için haberlerimizle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'ndan Yunanistan'a yığınak iddialarına ilişkin açıklama geldi. Pentagon sözcüsü tatbikatlar için hazırlık yaptıklarını söyledi. Yığınak iddialarının Amerika'nın müttefikleriyle arasını açmak isteyen Rusya'nın propagandası olduğunu ileri sürdü. Doğu Akdeniz'de suları ısınırken Amerika'nın geçen hafta Yunanistan'a askeri sevkiyat yapması kafalarda soru işaretleri oluşturmuştu. Pentagon'dan açıklama geldi. Yığınak değil, tatbikata hazırlık yapıyoruz dendi. Amerika, Türkiye sınırına yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Dede Ağaç Aleksandropolis Limanı'na donanmaya ait bir gemiyle 2000 asker, yaklaşık 700 araç, konteyner ve ekipman gönderdi. Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Eric Pahin, sevkiyatın yaz boyunca Avrupa genelinde 9 ülkede yapılacak tatbikatlara hazırlık olduğunu söyledi. Sevkiyatlar konusunda müttefik ve ortaklarına karşı açık ve şeffaf olduklarını kaydeden sözcü, yığınak iddialarının Rusya'nın propagandası olduğunu ileri sürdü. Amaç, Türkiye, Amerika ve Yunanistan'ın arasını açmak diye de ekledi. Daha önceki sevkiyatların Polonya'dan yapıldığını hatırlatan bazı uzmanlarsa, hem sevkiyat adresinin değişmesine hem de tatbikata katılan araç sayısının artmasına dikkat çekti. Dokuz günlük bayram tatili başlıyor dedik, aman dikkat dedik, dediğimiz ağzımızda kaldı efendim. İstanbul'da sabah bir yolcu otobüsü, Ümraniye'de tem bağlantı yolu üzerinde bir otomobille çarpıştı ve devrilen otobüsün içerisinde bir kişi hayatını kaybederken 15 kişi de yaralandı. Yani daha akşam saatlerinden sonra trafiğin artmasını bekliyoruz açıkçası ama daha o bile gelmeden İlk kaza yaşanmış oldu. Şu anda görüntülerini izliyorsunuz. Hemen sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri olay yerine koştu. Polisler devrilen otobüsün içerisinden yaralanan o yolcuları çıkarttılar. Tekrarlayayım, İstanbul Ümraniye tem bağlantı yolunda sabah saatlerinde bir otobüsle bir otomobil çarpıştı. Ve devrilen otobüsün içerisindeki bir kişi ölürken 15 kişi de yaralandı. Aman dikkat diyelim. 9 gün içerisinde bu bilançonun artmaması için herkes hızını iyi ayarlasın efendim. Kimse ayağını o gazda fazla tutmasın. Ayağınızı gaz pedalından çekin diyelim. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'de tutuklu bulunan Amerikan vatandaşı Serkan Gölge'nin serbest bırakıldığını duyurdu. Öte yandan Ortagus, S-400'lerle ilgili de açıklama yaptı. Türkiye, F-35 programından çıkarılabilir dedi. We will continue to follow Mr. Gölge's case closely. Sözcü Ortagus, bakanlıkta yapılan basın toplantısında Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA çalışanı Gölge hakkında açıklamalarda bulundu. Gölge'nin bugün itibariyle Türk makamları tarafından serbest bırakıldığını kaydeden Ortagus, bu haberi memnuniyetle karşılıyoruz ifadelerini kullandı. Ortagus, Gölge ve ABD'nin Türkiye'deki diplomatik temsilcilerinde çalışan diğer konsolosluk çalışanlarının durumunu da yakından takip etmeye devam edeceklerini belirtti. We will continue to follow Mr. Gölge's case closely. Kendilerine her türlü danışmanlık hizmetini vermeye devam edeceklerini belirten Ortagus, ayrıca Gölge'nin bir an önce evine dönmesi konusunda emin olacağız dedi. Hatay'da Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik davada silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası sistemiyle yargılanan Serkan Gölge'ye 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. We will continue to follow Mr. Gölge's case closely. Öte yandan Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması bir kez daha Amerika Birleşik Devletleri'nin gündeminde.
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye S-400 alırsa çok gerçek ve ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacak dedi. Sözcü Ortagus, Türkiye'nin S-400 alımını tamamlaması halinde ABD'nin düşmanlarına yaptırımla karşı koyma yasasını uygulamaya koyabileceğini söyledi. Ayrıca Türkiye'nin F-35 programından çıkarılabileceğini kaydetti. Afganistan'da bir askeri okulun girişinde patlama yaşandı. En az 6 kişinin öldüğü saldırıda 6 kişinin de yaralandığı belirtildi. Afganistan patlamayla sarsıldı. Askeri okul yakınında patlama oldu. Başkent Kabil'de Marşal Fehim Ulusal Savunma Üniversitesi'nin girişinde intihar saldırısı gerçekleşti. Patlama askeri eğitim gören öğrencilerin okuldan çıktığı sırada meydana geldi. Olay yerine ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Çevrenin güvenliği sağlandı. Saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti. 3 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Saldırıyı üstlenen olmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Türk-Amerikan İş İnsanları Derneği Başkanı Ali Osman Akat, Amerikan ekonomisinden faydalanmak için Amerika'da Türk Organize Sanayi Bölgesi projesini anlattı. Bizim de amacımız, Türk firmalarının Amerika'da bir imalat ağı kurup, buradaki konjonktürde daha sağlam adımlarla Amerika'da Made in USA markasını kullanıp, Amerika'daki üretici mantığıyla Amerikan firması olup oradan hem bütün dünyaya hem de Türkiye'deki firmalara ve üreticilere daha büyük destek verecek kanallar açmak. Türk-Amerikan İş İnsanları Derneği Başkanı Ali Osman Akat, Amerika'da Türk Organize Sanayi Bölgesi projesini TGRT Haber Ekonomi Editörü Merve Sili'ye anlattı. Nasıl ki ülkemizde yüzlerce Amerikan firması imalat yapıyor ve sektörlerde, örneğin kozmetik sektöründe sadece Amerikan firmaları piyasanın, Türk piyasasının %85'ine hakim. Biz niye Amerika'ya gidip oradaki sektörlerde ve çeşitli iş olanaklarıyla sektörlere girip oradaki piyasanın yüksek bir potansiyeline sahip olamıyor. Amerika'daki Türklerin büyük bir pazarlama oluşturacağını belirten Akat, amaçlarının uluslararası markalaşma değerini arttırmak olduğunu belirtti. Burada amacımız Türk sermayesini Amerika'ya götürmek değil. Amerika'da tekrar sermayeleştirip Türk firmalarını, oranın kredi olanakları, oranın işte yerel olanakları, örneğin işte binayı, arsayı oradan sağlayıp oradaki leasing olanakları ve yatırım olanaklarıyla oranın pazarına yönelik imalatlar yapıp ve oradan hem Amerikan ülkeleri, eyaletlerine ve Amerika'daki kıtasındaki diğer ülkelere ulaşıp Made in USA olarak hem Amerika'daki imalat ağını kurup hem de oradaki lokal pazarda, yerel pazarda piyasaya hakim olup uluslararası markalaşma değerini artırmaya çalışıyoruz. Peki iş insanları ne yapmalı? Diyorlar ki nasıl yapacağız, bu ekonomik krizde kredi kullanabilir miyiz, nasıl olur? Biz bunların referans merkezi olarak nasıl olacağını, formülasyonunu ve Amerika'daki yatırım olanaklarının istihdama yönelik nasıl faydalar sağladığını tamamen anlatıyoruz. Ve anlattıktan sonra herkes bu işte talepkar ve işbirliği içinde olmak istiyor. Anayasa Mahkemesi'nden seçim nedeniyle görevlerinden istifa eden meslek kuruluşu yöneticilerine kötü haber geldi. Artık seçimler nedeniyle bulundukları makamdan istifa eden meslek kuruluşu yöneticileri görevlerine geri dönemeyecek. Anayasa Mahkemesi seçimlere ilişkin önemli bir karar verdi. Buna göre istifa eden meslek kuruluşu yöneticileri göreve dönemeyecek. Milletvekili genel seçimi ve yerel seçim için görevinden ayrılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı, Birlik Yönetim Kurulu üyeleri, Oda ve Borsa Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleriyle Esnaf, Sanatkarlar, Meslek Kuruluşları Genel Başkanı, Başkanları, Yönetim ve Denetim Kurulları üyeleri, aday olamadıkları veya seçilemedikleri takdirde eski görevlerine dönebiliyorlardı. Anayasa Mahkemesi verdiği kararla buna imkan tanıyan kanun hükmünlerini iptal etti. CHP 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'ndaki bazı hükümlerin iptali istemiyle
Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuru üzerine incelemelerini tamamlayan Anayasa Mahkemesi ilgili düzenlemeyi iptal etti. Böylece istifa eden meslek kuruluşu yöneticilerinin aday gösterilmemeleri ya da seçilememeleri halinde göreve tekrar dönmelerinin önü kapandı. Biz dikkat dedikçe kaza olmaya devam ediyor. İmraniye'de bir yolcu otobüsü devrildi az önce biliyorsunuz. Bir otomobille çarpıştı ve bir kişi hayatını kaybederken 15'te yaralımız var. Onlar hastaneye yetiştirilirken yeni bir kaza görüntüsünü şimdi size aktaracağım. Yol durumu üzerinden hemen arkadaşlarım açacak. Şu anda saatler 8.25'i gösterirken İstanbul'da %44'e ulaşmış durumda sıkışıklık. İşte şuradaki kazayı gösteririz efendim. Gösteriyor mu arkadaşlar şu anda? Pendik'te işte E5 karayolunun tam üzerindeki trafik kazasının yaşandığı nokta burası. Aldığım kadarıyla Ankara istikametinde yaklaşık 14 dakika önce olmuş bu trafik kazası ve bölgede yoğun bir trafik yaşanıyor. Tabii karşı şeritte neden trafik var diye soracak olursanız onun cevabı da belli. İzleyenler o bölgeyi sıkıştırmaya devam ediyor. Yoğun bir cuma günü yaşayacağımız çok belli. Saatler 8.25'i gösteriyor dediğim gibi. Şu anda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Ümraniye gerisinden başlayan bir trafik var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hemen Kısıklı Sapağın gerisinden Acıbadem civarından başlayan bir trafik söz konusu. Bakırköy civarında bugün bir trafik var. Avcılar Bakırköy istikametine doğru ilerleyen noktada ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden bir görüntü getirelim. Buraya kadar ulaşabilirseniz burada biraz daha akıyor en azından trafiğin akıcı bir hal aldığını söyleyebiliriz Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde. Trafik olur, trafik geçer. İstanbul'u terk edecek milyonlar var anladığımız kadarıyla. Çünkü otobüslerde yer yok, yedek otobüsler de devriye alındı ama yine de biletler tükenmiş durumda. Trafiği hallederiz, biraz çilesini çekeriz, kurtuluruz ama ölümü geri getirmek mümkün değil. Lütfen trafik kazalarına dikkat edin, canımız yanmasın bu bayramda. Almanya'nın küçük kahramanı Kenan Büyükan'a Baviera Kurtarma Madalyası verildi. Küçük çocuk 3 ay önce 2 yaşındaki kardeşini yanan araçtan çıkarmıştı. O artık madalyalı bir kahraman. Kenan Büyükhan, Almanya'nın Nürnberg şehrinde yaşıyor. 26 Mart günü anneleri 6 yaşındaki kardeşlerini kreşe bırakırken Kenan ve küçük kız kardeşi otomobilde bekliyordu. Otomobil birden alev aldı. Kenan 2 yaşındaki kardeşini yanan araçtan çıkardı, kahraman oldu. Bavyera hükümeti 1952 yılından bu yana hayatını başkaları için tehlikeye atanları madalyayla onurlandırıyor. Bu yıl Kenan da o isimler arasındaydı. Madalyasını Bavyera Başbakanı Markus Söder'in elinden aldı. Bu madalya Kenan'a verilen ilk onur değil. 23 Nisan'da Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül tarafından ödüllendirilen Kenan'a 10. yaş gününde de Nürnberg polisi tarafından kahramanlık sertifikası verilmişti. Almanya'nın Solingen kentinde 5 Türk'ün hayatını kaybettiği ırkçı saldırının 26. yıl dönümü dolayısıyla anma etkinlikleri düzenlendi. Almanya'nın Solingen kentinde en küçüğü 5, en büyüğü 27 yaşında 5 Türk neonazi 4 Alman genç tarafından katledilmişti. Saime Genç, Hülya Genç, Hatice Genç, Gürsün Genç ve Gülistan Öztürk kundaklanan evde can vermişlerdi. Katliamın 26. yıl dönümü nedeniyle anma etkinlikleri düzenlendi. Anma töreni Solingen Belediyesi tarafından Milred Schell Meslek Okulu'nda gerçekleştirildi. Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel anma töreninde yaptığı konuşmada genç ailesi telafisi mümkün olmayan büyük acılara rağmen düşmanlık ve intikam hislerine kapılmadılar dedi. Bayağı çok büyük acılarına rağmen hiçbir zaman düşmanlık ve intikam hislerine kapılmadılar. En zor günlerinde
infial ve öfke içindeki Türk toplumunun yatıştırılmasında çok büyük rol oynadılar. Daima Anadolu insanının bilgeliği ve metanetiyle sağduyulu bir yaklaşımla hareket ettiler. Anma töreninin ardından ırkçılık karşıtı anıtın önünde çiçekler konuldu ve Kur'an-ı Kerim okundu. Anma törenine Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, Türk Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve dini kuruluşların temsilcileri katıldı. Kuşlu olsun. Ya. Terör örgütü FETÖ davasında yargılanan ve ev hapsinde tutulan AK Parti eski İzmir İl Başkan Yardımcısı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ev hapsindeyken silahlı saldırıya uğradı, yaşamını yitirdi. İzmir'in Narlıdere ilçesinde oturan AK Parti İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş, terör örgütü FETÖ davasında elektronik kelepçe takılarak ev hapsine çarptırıldı. İddiaya göre dün akşam eve gelen polis kıyafetli bir kişi Kurtuluş'a kurşun yağdırdı. Silah sesleri üzerine komşuları polisi aradı. Evde ağır yaralı halde bulunan Ahmet Kurtuluş hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Saldırının ardından otomobille kaçtığı tespit edilen katil zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı. Bir araştırma şirketinin hazırladığı rapora göre kanser ilaçlarının satışı 5 yıl içinde ne yazık ki hızla artacak. Raporu bir araştırma şirketi hazırladı. Dünya genelinde en çok onkolojik ilaçlar satılıyor. 2017'de 104 milyar dolar olan onkolojik ilaç satışının 2024'te 233 milyar dolar olması bekleniyor. Hazırlanan rapora göre öyle görünüyor ki gelişen tedavilerle birlikte kanser ilaçlarının satışı dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artacak. Çünkü geleceğe dönük beklentileri değerlendirdiğimizde örneğin günümüzde şu anda Türkiye'de 150-200 bin civarında kanser vakası halen var. Ancak bunun önümüzdeki yıllarda 250-300 binlere kadar ulaşacağını tahmin ediyoruz. Bu 250-300 binler gerçekten de önemli bir rakam. Ramazan bayramına günler kala 15 Temmuz Şehitleri Otogarı'nda hareketlilik başladı. Otobüs biletlerinin ise %90'ı tükenmiş durumda. Hepsi satıldı biletlerin yani. Şu an yer yok yani. Ramazan bayramı 9 gün olunca tatilciler de yollara akın etti. Eğer otobüs biletinizi hala almadıysanız çok geç olabilir. Zira otobüs biletlerinin %90'ının tükendiği belirtildi. Kremin, Ankara, Bursa, İzmir, Bursa. Vallahi ayın ortasından itibaren bilet satışları başladı. Şu anda tükendi desek yeri var. Karadeniz bölgesi olsun, Antalya, Ege bölgeleri olsun, buralarda şu anda yer yok. Bayram telaşı haftalar öncesinden başladı. 15 Temmuz Şehitleri Otogarı'ndaki hareketlilik bayramın yaklaşmasıyla arttı. Çoğu kişi biletlerini günler öncesinden aldı. Özellikle Karadeniz ve Ege bölgesinde yoğunluk olduğu görüldü. Bu bölgelere ek seferlerin yapılacağı açıklandı. Ama firma yetkilileri uyardı. Biletinizi almayı son güne bırakmayın. Son güne bıraktıkları zaman yer bulamayabiliyorlar bazen. O konuda sıkıntı yaşarlar. Onun için biraz erken alsalar daha iyi olur. Şimdi 9 günlük bir bayram tatili var. Onun ardından da zaten bir hafta kaldı. Karneler alınacak. Tatile gidiyoruz. Tatile az kaldı. Elbette ki 8 aydır her gün o çantalarını sırtına atıp okullarına giden, işte sabahın köründen bilmem gecenin akşamın bir saatine kadar her gün çalışan çocuklarımızın hakkıdır tatil yapmak. Onlar artık hem bayram sevincini hem tatil karne sevincini bir arada yaşayacaklar. Karne için üzülmek yok. Kırık da olsa devam edin çocuklar. Siz bayramın, tatilin tadını çıkartın. Verdiğiniz emeklerin karşılığı budur, hakkınızdır. Peki tatilde ne yapacağız ama? Dinleneceğiz. Denize gireceğiz, yüzeceğiz, özellikle güneşe çıkacağız, arkadaşlarımızla oynayacağız. Ama eve kapanıp bilgisayar başında öyle birebir saatlerce oynamak, bilgisayar karşısında vakit geçirmek yok.
ne var? Kitap okuyabiliriz. Kitap okumamız lazım. Şimdi size bazı kitapları göstereceğim. Bu kitaplar hemen söylüyorum. Türk Edebiyatı Vakfı tarafından çocuklar için hazırlanan seri. Hemen arkadaşım gösterecek, işte burada görüyorsunuz. Değişik yaş gruplarıyla alakalı olarak Türk Edebiyatı Vakfı çocuklar için 3 ayrı seri hazırlamış durumda efendim. Sayın Ahmet Kabaklı'nın hikayelerinden oluşan bir seri var. Buradan hemen göstereceğim şimdi size. İşte Ejderha Taşı, Ahmet Kabaklı tarafından yazılmış, Murat Kemal. Yani bu ülkenin hikayeleri aslında biraz. Bizim dilimizden hikayeler. Türk Edebiyatı Vakfı'nın hazırladığı kitaplardan birisi de bu. İşte Dede Korkut Destanı, Boğaçan. Bununla ilgili de değerlendirme şu şekilde, hemen göstereyim kitabı da. Oğuz Türklerinin bilinen en eski destansı hikayeleri bugüne ait çizgilerle çocuklarımız için yeniden derlenmiş durumda. Böyle resimli bir şekilde değişik yaş grupları dedim ya, daha minikler için de bu tip işte mutlu ördek görüyorsunuz. Uygulamalar yapılmış. Türk Edebiyatı Vakfı'na bize de kitapları göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize de bunları okuyarak güzel bir tatil geçirmelerini diliyorum. Dediğim gibi zayıf aldık diye üzülmek yok. Bilgisayar başına oturup saatlerce geçirmek yok. Çıkın arkadaşlarınızla birlikte bizim yaptığımız gibi, çocuklukta yaptığımız gibi önümüze geçen en kötü topla sokakta saatler geçirirdik. Siz de öyle yapın. Sağlıklı olun o. Sıradaki haberimizde devam ediyorum. Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Ambar köyünde obruk oluştu. Kuş cenneti olarak bilinen Akgöl'de bulunan su ise oluşan obrukla yer altına akmaya başladı. Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Ambar köyünde obruk oluştu. Kuş cenneti olarak bilinen Akgöl'ün kenarında oluşan obruk 40 metre çapında ve 15 metre derinliğinde. Obruğun çapı az önce drone'la baktık, 15 metreye kadar var aşağıya doğru. Genişliği de gördüğün gibi yani ortalama 40 metre etrafında dönüyor. Bayağı da geniş, çok da dar değil. Akgöl'ün suyu şimdi bu obruğa akıyor. Hal böyle olunca obruk gitgide büyüyor. Buralarda daha çok su olabilirdi. Barajımız, gölümüzün burada daha çok dolduktan sonra işte yağmuru çekmesi, suyu yapması olabilirdi. Çok ve hala da çökmeye devam ediyor dikkat edersen genişleyerek. Yetkililer vatandaşların obruğa yaklaşmaması için etrafına şerit çekerek tedbir aldı. Akgöl flamingo başta olmak üzere çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Mahallede evlerin kapılarını kontrol edip isim soran 3 kişi vatandaşları şüphelendirdi. O andan itibaren mahalleliyle şüpheliler arasında kovalamaca başladı. Yani siz oraya gitseniz de ben peşinizden geleceğim, haberiniz olsun. Evlerin kapılarını tek tek çalıp kontrol ettiler. Mahalleli fark edince kaçmaya başladılar. Hainler! Hareketli dakikaların adresi İzmir'in Çeşme ilçesiydi. Üç şüpheli evlerin kapısını tek tek çalmaya başladı. Bazı isimlerin burada oturup oturmadıklarını sordular. Mahalle sakinleri durumdan şüphelendi. Kim olduklarını sorduklarında üç kişi kaçmaya başladı. Toki'deki evlere giriyorlar. Kapıları kontrol ediyorlar. Jandarma geldiğini duyunca kaçmaya başladılar. Şüpheliler kaçtı, mahalleli kovaladı. Yani siz oraya gitseniz de ben peşinizden geleceğim, haberiniz olsun. Üç yabancı kurtulmak için yoldan çıkıp araziye girdi ama mahalleli peşlerini bırakmadı. Deyin imdat diye bağırın. Her şey deyin. Jandarma size mi inanacak, bana mı inanacak be? Halimize bak, dağlardan taşlardan kovalıyor sizi. Ayıp bu insanların malına göz koyuyorsunuz. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri kaçmaya çalışan üç kişiden ikisini yakaladı. Üçüncü zanlıyı arama çalışmaları sürüyor. Hainler. Kaçıyorlar. Toki'deki evlere giriyorlar. Kapıları kontrol ediyorlar. Yerel gazete manşetleriyle devam ediyoruz efendim. İlk gazetemiz Adana'dan. Adana Güney Haber. Burada bir müjde haberinin manşetini görebilirsiniz. Ucuz sebzeyi Türkiye'ye Adana yedirecek diyor Güney Haber'in manşetinde. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, tarım kredi kooperatifleri ortaklığıyla kurulacak Sera AŞ yatırımından biri olan Sera'yı Adana'da kuracağı müjdesini verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın tarımda milli birlik projesi kapsamında açıkladığı proje içinde Sera anonim şirketine 2000 hektar arazi tahsis edilecek. Proje ile orta vadede Türkiye'de örtü altı sera üretiminin %25'inin
söz konusu yatırımlarla gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bilgisi paylaşılmış. Ucuz meyve sebzeyi Adana yetiştirecek ve Türkiye'yi Adana yedirecek manşeti ve Sayın Valinin açıklamaları var. İnşallah dedikleri gibi olur. Hilal Gazetesi. Antalya Hilal Gazetesi ile devam ediyoruz. Buradan da bir müjde manşeti aldık efendim. Rekor üstüne rekor. Antalya ve rekor deyince siz ne olduğunu anladınız. Turizm. Antalya turizmi Mayıs ayında yeni rekorlara imza atıyor. 27 Mayıs itibariyle kente gelen turist sayısı 3 milyonu geçti. Kent tarihinde ilk kez Mayıs ayında 3 milyon ziyaretçi sayısına ulaşıldı bilgisini paylaşıyor. Ama bu gelen turistler elbette ki bundan sonra gelecekler için referans olacak. Onlara yani kazık atma mantığı üzerinden gidersek bu rekorları zor buluruz. Lütfen diye bir kez daha uyaralım efendim. Halkın Sesi Gazetesi ile İl Sesi Gazetesi ile devam ediyoruz. Burada Hakkari'de bir kitap, bir insan kampanyası başlatılmış durumda. Bölgedeki gençlerin kurtarılabilmesi için, terör batağına saplanılmaması için işte böyle bir proje üretilmiş. Yapanlardan Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz hepsine. Ve İzmir Yeni Gün Gazetesi ile yerel basın turumuzu tamamlıyoruz efendim. Yeni Gün Gazetesi'nde Kore'ye iş öğreteceğiz manşeti atılmış. Yine bir ekonomi başlığı var yerel gazetede. Güney Koreliler polietilen tekne ve bot konusunda Türk firmadan teknoloji ithalatı yaptı. 10 yıllık anlaşma kapsamında Türkler Güney Korelilere proje hazırlayıp imalatı öğretecekmiş. Güzel. İhracat önemli çünkü neden? İstihdam en büyük problemlerimizden, ekonomik problemimizden başında istihdam olmaya devam ediyor. Genç işsizlikle ilgili haberleri paylaşıyoruz. Yerel basınına baktık, manşetler bu şekilde. Şimdi kısacık bir aramız var. Günaydın Türkiye tüm hızıyla devam edecek. Sakın ayrılmayın. Saatler 8.45'i gösteriyor. Mayıs ayının son günündeyiz efendim. Cuma günü 31 Mayıs 2019 gündemini tarif etmeye devam ediyoruz. Pençe Harekatı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Mehmetçiğimiz, Irak'ın kuzeyindeki o terör yuvalarını tek tek bulup o mağaraları imha etmeye devam ediyor. 19 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşılıyor. İki de şehidimiz var. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Peki siyasetin gündeminde ne var? Siyasetin gündeminde İstanbul, yenilenen İstanbul seçimleri olmaya devam ediyor. Artık 3 haftalık bir süreç kaldı. 23 Haziran'da, 23 gün sonra açıkçası İstanbullular oy vermeye gidecek. Şimdi oy vermeye gitmeden önce bugün tatile gidecekler. Neredeyse İstanbul'un yarısından çoğu şehri terk ediyor. Büyük İstanbul göçünden bahsediyoruz efendim. Elbette gelecekler olan da olacaktır ama İstanbul'un büyük bir kısmının tatile gideceği çok açık. Çünkü otogarlarda bir kişilik bile yer bulmak için kavga var. Otobüsler, yedek otobüsler hepsi dolmuş durumda. Bunların bilgisini paylaşacağım ama hepiniz geri dönün. Seçime kadar geri dönün, hepiniz oyunuzu kullanın efendim. Hangi görüşte olursanız olun, yenilenen İstanbul seçiminde mutlaka sandık başında olun diyoruz. Ve yeni saat dilimizin başlıklarını panomuza alarak, manşetlerimizi tarif ederek Günaydın Türkiye programına devam edelim. Yargı reformu açıklandı. Son dönemde en çok tartışılan işlemlerden çoğunluğu açıkçası hukuksal değerlendirmeler. Yani mahkemelerimizin aldığı kararlar üzerinden tartışmaya devam ediyoruz biliyorsunuz. Özellikle uzun tutukluluk halleriyle ilgili tartışmalar var. Ya da hiç umulmadık, beklenmedik, bu da bırakılır mı diye infiale yol açan tahliyeler tartışılıyor. Yani hakimler ve savcılar aldığı kararlarla, taleplerle tartışmanın tam odağında. İşte bununla ilgili yasal düzenlemeler yapılıyor. Yargı reformu. Yeni bir yargı reformu geliyor. Stratejisi açıklanmış durumda. Kararlar arasında bu uzun tutukluluk halleri de var. Neden kaçma şüphesi olmayan ya da tüm delilleri toplanmış bir zanlının tutuklanmasının sebebi ne? İşte kaçma şüphesi yok. Belgeler, deliller toplanmış. O zaman tutuksuz olarak ya da işte yeni şekiller var biliyorsunuz. İşte elektronik kelepçeler, ev hapsi, yurt dışına çıkış yasakları vesaire. Bu işlemler üzerinden hukuk aslında
o yargılamasını devam ettirebilir ama ettirmiyor. İşte bununla ilgili düzenleme şart. Düzenlemenin şart olmasının ötesinde herhangi bir düzenlemenin işler hale gelebilmesi için ona uygun hakim ve savcılar olması lazım. Yani aslında bu konuda yeterli eğitimin hakimler ve savcılar tarafından da alınıyor olması gerekiyor. Çünkü ne yazık ki bir karar alınıyor, sosyal medyada ardından bir infial oluşuyor ama o karar hemen değişiyor. Bunu yaşamamak için sosyal medyadan gelen tepkilerin beklenmemesi için hakim ve savcıların da bu kanunlara, bu yasama faaliyetinden çıkan kanunlara, kararlara da uygun bir şekilde eğitilmesi gerekiyor. Hukuk fakültelerindeki eğitiminde 5 yıla çıkacağı bilgisi var. Bakalım tam son noktada neye bağlanacak bu iş. Pençe şehitleri ebediyete uğurlandı. Piyade üsteğim teğmenimiz, özür diliyorum, şehit Reşit Aydın ve uzman çavuş Mehmet Taşlam dün son yolculuklarına uğurlandı. Onlara Allah'tan bir kez daha rahmet diliyoruz. Sevenlerine ve tüm Türkiye'ye başın sağ olsun diyoruz. O görüntüleri paylaşacağız. Milli Güvenlik Kurulu'nda öne çıkan başlıklar, pek çok konu tartışıldı. Belki bunu tartışmaya da devam edeceğiz canlı yayın içerisinde. Şimdi oldu bittilere gelmeyeceğiz artık. Bu başlık var. Tartışmanın ana gündem maddesi bu. Doğu Akdeniz terör koridoru vesaire. Buna alışacaksınız mesajı veriliyor. Özellikle Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili başlıklar var ve pençe operasyonu. Son olarak da İdlib'deki gelişmeler. İdlib'den bir görüntü paylaşacağız program içerisinde. İnsanlığın bittiği an diye düşündüğümüz bir görüntü var. Gerçekten izlerken ikilemde kaldığımız, versek mi vermesek mi diye düşündüğümüz ama vermeye karar verdiğimiz, yani bakın insanlık ne halde diyeceğiniz bir görüntü paylaşacağız. Lütfen izlemeye devam edin. Milliyetçi Hareket Partisi'nde hemşeri zirvesi. Yani siyaset sanki başka şeylerle uğraşıyormuş gibi yapıyor ama İstanbul tek gündem maddesi gibi. Yani her şey İstanbul'a odaklı sürdürülüyor. Açıklamalar öyle. Sayın Devlet Bahçeli de yine il başkanlarıyla hemşeri toplantılarını yaptı ve İstanbul'daki hemşerilerinizle gidin konuşun ve Sayın Binali Yıldırım'a oy isteyin dedi. O toplantıdan detaylar aktaracağız, görüntüler vereceğiz. Ve bu detayları aktarabilmek için isterseniz hızla programımıza devam edelim. Sevgili seyirciler, binlerce vatandaşın beklediği torba teklif meclisten geçti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden hatalı geçiş yapan 275 bin araca kesilen cezadan vazgeçildi. Aynı zamanda tahsili gerçekleşen yaklaşık 4 milyon lira ceza sahiplerine ödenecek. Binlerce kişinin beklediği torba yasa teklifi meclisten geçti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden hatalı geçişlere kesilen cezalar silinecek. Böylece 275 bin araca kesilen 310 milyonluk cezadan vazgeçildi. Aynı zamanda tahsili gerçekleşen 3.9 milyon lira ceza sahiplerine ödenecek. Torba yasayla birlikte hurda teşviğinde ÖTV indirimi 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarıldı. İstanbul Galata Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulması da onaylandı. TRT'de disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulu oluşturulacak. Kömür madenciliğine destek verilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün istihbarat ve güvenlik ihtiyacının tamamının savunma sanayi destekleme fonundan karşılanması hükmü de kabul edildi. Teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onaylamasıyla birlikte yürürlüğe girecek. Mesajlarınızı görüyorum. 23 Haziran İstanbul seçimlerini ve adayların neler yaptığını elbette aktaracağız. Programımız 3 saatlik efendim. Bu süre içerisinde hem AK Parti'nin adayını hem de CHP'nin adayını, programımız içerisinde neler yaptığını, o ziyaretleri sırasında neler anlattığını tek tek aktaracağız. Hiç merak etmeyin. Peki yargı reformuyla devam edelim. Tutuklama tedbiri ölçülü uygulanacak. Az önce de aktardım. Hakim ve savcılara performans kriteri getirilecek. Hukuk eğitim süresi artırılacak. Avukatlara yeşil pasaport verilecek. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan merakla beklenen 2019 yargı reformu strateji belgesini Beştepe'de böyle açıkladı. Sayın Cumhurbaşkanım. İfade özgürlüğünü demokrasinin en önemli şartı olarak görüyoruz. Bilhassa son 6 yıllık süreçte ifade ve medya özgürlüğünün geliştirilmesine yönelik önemli adımlar attık.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hazırlanan yargı reformu stratejisini açıkladı. Bu kapsamda yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak. Hakim ve savcılar bazı alanlarda ihtisaslaşacak. Yardımcı hakim ve savcılık müessesesi oluşturulacak. Hakim ve savcılar için coğrafi teminat getiriyoruz. Hakim ve savcılar eğitimin ardından doğrudan kürsüye çıkmayacak. Önce yardımcı olarak göreve başlayacaklar. Bu sürenin sonunda ikinci bir sınavla hakimlik ve savcılık mesleğine geçecekler. Hukuk fakültelerinde eğitim süresi uzayacak. Hukuk fakültelerinin özellikle eğitim süresi ve kontenjanlarıyla fakülteye girişte aranan başarı sıralaması ölçütünü yeniden belirliyoruz. Eğitim süresinin 5 yıla çıkartılması, kontenjanların azaltılması, başarı sıralamasının 190 binden 100 bine yükseltilmesi gibi düzenlemeler planlıyoruz. Hakim ve Savcılar Kurulu'nun disiplin kararlarına karşı yargı yolu genişletilecek. Basit yaralama ve tehdit şikayete bağlı olacak. Stratejinin detaylarında çevre, imar ve enerji gibi alanlara özel mahkemeler kurulması da var. Reformda yer verilen bir başka önemli konu ise tutuklamalar. Tutuklama tedbiri gelişi güzel kullanılamayacak. Tutukluluk tedbirine ancak zorunlu hallerde başvurulmasını sağlayacak değişiklikler yapacağız. Bu arada tüketici uyuşmazlıkları gibi alanlarda arabulucuya başvuru dava şartı haline getirilecek. Cezada uzlaşmanın kapsamı genişletilecek. Mahkeme nöbet sistemini geliştirerek ceza mahkemelerinin 24 saat esasıyla hizmet vermesini planlıyoruz. Reformda çocuklara özel maddeler de yer alıyor. Bazı ağır suçlar hariç 15 yaşından küçük çocukların ilk defa işledikleri suçlar soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmeyecek. Şiddet içermeyen bazı suçlardan hükümlü olan yaşlı, hamile ve çocukların cezalarının elektronik izleme merkezi aracılığıyla evde infazına imkan tanınacaktır. Reforma göre adli görüşme odaları ülke genelinde yaygınlaştırılacak. Ayrıca noterlik yeniden düzenlenecek. Noterliğin asli bir meslek haline gelmesi sağlanacaktır. Sınavla noter yardımcılığına girileceği için noterlik kariyer mesleği haline dönüşecektir. Noterliklerin sayısı da artırılacaktır. Reform paketi kapsamında internet erişim engelleri sınırlandırılacak. Bir internet sitesinin tamamına değil, sadece engellenmesine karar verilen kısmına erişimin sınırlanmasına imkan verecek bir düzenleme yapılacaktır. Erdoğan avukatlara yeşil pasaport müjdesi de verdi. Bu müjde toplantıda bulunan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu tarafından da memnuniyetle karşılandı. Feyzioğlu kararı uzun uzun alkışladı. Avukatlara da yeşil pasaport hakkı vererek uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmayı planlıyoruz. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu ile yeşil pasaporttan hangi avukatların yararlanabileceği konusunda görüş alışverişinde bulundu. Feyzioğlu, 15 yıllık avukatların bu haktan yararlanmasını istedi. Erdoğan ise 20 yıllık avukatlara verelim diye cevap verdi. Feyzioğlu ise ağanın eli tutulmaz diyerek bunu kabul etti. Irak dün akşam bombalarla sarsıldı. Kerkük kentinin farklı bölgelerinde ard arda 6 patlama meydana geldi. 6 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı. Iraklı yetkililer saldırıların arkasında terör örgütü DAEŞ'in olduğunu belirtti. Bombalar patladı, Iraklılar yine terörle yüz yüze geldi. Kerkük'ün 3 farklı noktasında ard arda 6 patlama meydana geldi. Görgü tanıklarına göre patlamaların ikisi önceden yerleştirilmiş bombalarla yapıldı. Diğer 2 patlamada bomba yüklü araçlar infilak ettirildi. İkisinin ise ses bombası sonucu meydana geldiği bildirildi. Patlamaların bayram alışverişine çıkan halkın dışarıda olduğu saate denk gelmesi can kayıplarını artırdı. Iraklı yetkililer saldırılarda 6 kişinin öldüğünü, 12 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Saldırıları henüz üstlenen olmadı. Ama oklar terör örgütü DAEŞ'i gösteriyor. Nedeni ise Irak yönetiminin 3 gün önce Kerkük'ün güneyinde DAEŞ'e karşı başlattığı operasyonlar. Irak ordusundan Korgeneral Saad Harbiye, DAEŞ'in intikamını kent merkezindeki sivillerden aldığını belirtti. Saldırılar sonrası açıklama yapan Irak Türkmen Cephesi lideri Erşat Salihi de halkımız uyanık olsun diyerek Iraklı Türkmenlere kalabalık yerlerden uzakta durmaları çağrısında bulundu. Halkımız biraz uyanık olsun, millet biraz özüne dikkat etsin, kalabalık yerlerden uzak durun bir an. Çünkü belki de hala kalıptı bu. Ve Milli Güvenlik Kurulu toplantısı. Doğu Akdeniz'de oldu bitileri izin verilmeyecek. Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından dünyaya böyle bir mesaj verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısında Pençe Harekatı ve Suriye'deki gelişmeler de ele alındı. Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı 3,5 saat sürdü. Toplantıda terörle mücadele ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada Doğu Akdeniz'de oldu bitilere izin verilmeyeceğinin altı çizildi. Açıklamada Türkiye Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun faaliyetlerine devam edecektir denildi. Açıklamada Kuzey Irak'ta PKK terör örgütüne karşı yürütülen Pençe Harekatı'nın toplantıda kapsamlı şekilde ele alındığı bildirildi. Ayrıca İdlib'de Suriye rejiminin sivil halka yönelik saldırılarının İdlib mutabakatına aykırı olduğu, Aslan'ın ruhunu zedelediği belirtildi. İdlib'de yeni bir insani krize ve kitlesel göçe engel olmak için ülkelerle temasların sürdürüldüğü vurgulandı. Açıklamada Sri Lanka'daki terör saldırısı kınandı. Bu saldırıdan dolayı Sri Lanka halkının acılarını paylaşıyoruz mesajı verildi. Ve şehitlerimiz, Pençe Harekatı şehidi Mehmet Taşan, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı. Şehit için düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları aktı. Sakarya'nın Gevzi ilçesi ise şehit teğmen Raşit Aydın'a ağladı. Yaşadıkları acı yüreklerine kor ateş düşürdü. O ateş gözlerinden yaş akıttı. Annesi ve yakınları şehidi ağladı. Allah rahmet eylesin. Piyade uzman çavuş Mehmet Taşan 28 yaşındaydı. Pençe operasyonunda terörist PKK'lılara karşı mücadele etti. Irak'ın kuzeyi Gorazpi Dağ bölgesini örgüt mensuplarına dar etti. Teröristler bölgeye el yapım patlayıcı tuzaklamıştı. Patlayıcı infilak etti. Taşan şehadete yürüdü. Şehidin naaşı al bayrağı sarılı tabutla memleketine gönderildi. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hüzün vardı. Şehit için şehitlikte cenaze töreni düzenlendi. Törene Kahramanmaraş valisi Vahdettin Özkan da katıldı. Şehit annesi Ayşe Taşan ve yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Allahu Ekber. Taşan'ın naaşı Türkoğlu şehitliğinde toprağa verildi. Teğmen Raşit Aydın da 28 yaşındaydı. Taşan'la aynı saldırıda şehit düştü. Sakarya'nın Geyve ilçesindeki cenaze töreninde üzüm vardı. Şehidin naaşı dualarla defnedildi. Yenilenen İstanbul seçimleriyle ilgili haberlerimize geldi. Sırada arda arda vereceğiz. Hemşehricilik harekatı kapsamında MHP lideri Devlet Bahçeli, il başkanlarıyla 3. ve son toplantısını yaptı. Bahçeli genel merkezde 49 il başkanıyla buluştu. İl başkanları İstanbul'da hızla çalışmaya başlayarak Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'a destek isteyecek. Altına yazın bunları. Hemşerilerim geliyoruz diye. Adana tabiriyle. MHP lideri Devlet Bahçeli hemşeri harekatı kapsamında il başkanlarını İstanbul'a böyle uğurladı. 23 Haziran'daki İstanbul seçimi için MİT'li İstanbul'a atacağını söyleyen Bahçeli, teşkilatları da harekete geçirdi. Bahçeli, hemşehri harekatının 3. ve son toplantısını 49 il başkanıyla yaptı. Genel merkezdeki toplantı yaklaşık bir saat sürdü. İstanbul İl Başkanı seçim çalışmaları nedeniyle bölgede olduğu için toplantıya katılamadı. Bahçeli il başkanlarına hemşehri stratejisini anlattı. Bahçeli il başkanlarından
İstanbul'daki hemşehrilerine ev ziyareti yapmalarını istedi. İl başkanları İstanbul'daki hemşehrilerinden Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'a destek isteyecek. Gelen bilgileri aldık. Toplantının ardından Bahçeli il başkanlarıyla hatıra fotoğrafı da çektirdi. Kendine has üslubuyla il başkanlarını İstanbul'a gönderdi. Altına yazın bunları. Hemşerilerim geliyoruz diye. Adana tabiriyle. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da toplantıya dair yazılı bir açıklama yaptı. İstanbul seçimi bağlamında etnik kimlikler ve aidiyetler üzerinden entrika yoluyla siyaset yapılmaması, yapanlara fırsat verilmemesi için son güne kadar sahada olacağız dedi. Ve Binali Yıldırım, İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na katılacak adayların 23 Haziran seçim çalışmaları sürüyor. Binali Yıldırım, hak iş temsilcileriyle buluştu. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, hak iş temsilcileriyle Haliç Kongre Merkezi'nde bir araya geldi. Yıldırım, CHP'li belediyelerin göreve gelir gelmez işçileri mağdur ettiğini söyledi. Hemen hak iş üyeleri, işçileri ne yaptılar? Zorla istifa ettirmeye çalıştılar. İşten atmaya kalktılar. Bunların sicili bozuk. Gerçek yüzleri, gerçek niyetleri, fırsat ellerini geçtiklerinde çok daha iyi anlaşılıyor. Bu hani nerede sendikal özgürlük? Hani nerede çalışanın hakkına, hukukuna saygı? İsteyen istediği sendikaya üye olacaktı. Laflar güzel. İşe gelince çalışma barışını, iş güvencesini ortadan kaldırmakta işlerine geldiği zaman hiç tereddüt etmiyorlar. Binali Yıldırım, taşerondan kadroya geçen işçilere ödenmesi gereken enflasyon farklarını devreye girip ödettiklerini açıkladı. 2019 yılı için enflasyon farkı verilmemiştir. Neden verilmedi? Toplu sözleşmelerde bu hüküm yer almadığı için, 2020'ye atıldığı için verilmemiştir. Bakın, bir hüküm olmamasına rağmen bu işin doğru olmadığını, burada bir inisiyatif almak gerektiğini düşündük, konuştuk, görüştük ve belediyelerle, Büyükşehir Belediyesi'yle de paylaştık. 635 lira aylıklarına enflasyon farkının verilmesini sağladık. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Ekrem İmamoğlu, o da iftar programlarına katılmaya devam ediyor. Bu programlardan bir tanesi de Bağcılar'da. Bağcılar'da bir ailenin evinde iftardaydı Ekrem İmamoğlu. İftarın ardından Kartal'da programa katılan İmamoğlu, 23 Haziran'da bayrama gider gibi sandığa koşacağız dedi. Görüyor, geç yatıyor falan, denk geliyoruz. Bağcılar'da bir aileye konuk oldu. Teşekkür ederim. Sohbetler edildi, iftarlar açıldı, fotoğraflar çekildi. Başkan bir de böyle bakabilir miyiz? CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye adayı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar'da Köse ailesinin evinde iftardaydı. Son bir hafta seninle beraber çalışıyoruz. İmamoğlu iftarın ardından evin oğlu Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirdi. Teşekkür ederim. İmamoğlu'nun bir sonraki durağı Kartal'dı. Gümüşhaneliler Derneği'nin düzenlediği programda konuştu. Herkes sandığa gitsin çağrısında bulundu. Ramazan bayramını yaşayacağız ya, hemen 15 gün sonra bir bayrama gider gibi 23 Haziran'da sandığa koşacak. Tayyip Erdoğan ismi şeyi de, sürprizi de ilginç olmuş gerçekten. Ailenin çocuğunun ismi esprilerde havada uçuşmuş zaten iftarda. 2010 KPSS sınavı var sırada. Soruları çalan FETÖ'cülerin yargılandığı davalardan birinde daha istenen cezalar belli oldu. Savcı 26 sanık hakkında 7,5 yıldan 25 yıla kadar hapis talep etti. 2010'da yapılan KPSS sınavı sorularının
FETÖ üyelerine sızdırılmasına ilişkin davalardan birinde daha savcı mütalasını verdi. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada yargılanan 45 sanıktan 26'sı hakkında 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Duruşmada önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrak okundu. Zanlılar FETÖ üyesi olmakla suçlanıyor. Ayrıca sanıklardan 12'si hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan 4 ila 10 yıl arasında hapis cezası da istendi. Savcı bu 12 sanığın kamu görevlisi olarak aldıkları toplam maaşın 2 katı kadar adli para cezasına çarptırılmalarını talep etti. Davada 14 şüphelinin dosyaları çeşitli nedenlerle ayrıldı. Dava mütalaya karşı şüphelilerin savunma hazırlaması için ertelendi. Duruşmayı bırakıp kadın avukatın etek boyun sorgulayan hakime bir tepki de Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'ten geldi. Cirit, öncelikle işimiz doğru, adil karar verebilmektir. Kılık kıyafet meselesi değildir dedi. Yani bizim öncelik işimiz doğru, adil karar verebilmektir. Kılık kıyafet meselesi değildir. Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit İstanbul'da bir duruşma sırasında avukatın etek boynu tartışma konusu yapan hakime tepki gösterdi. Hakim öndeki işe bakar, elindeki dosyaları en doğru şekilde sonuçlandırmakla mükelleftir. İstanbul Anadolu Adliyesi 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir işe iade davası sırasında hakim Mehmet Yorlu ile avukat Tuğçe Çetin arasında etek boyu tartışması yaşandı. Görülen davanın dışına çıkan hakim Yorlu'yu meslektaşları ve avukatlar protesto etti. Hakim Yorlu'ya yargı camiasından tepkiler gecikmedi. Yargıtay Başkanı Cirit yaşanan olayın yanlış olduğunu söyledi. Avukatın kılıyla kıyafetiyle uğraşmaktansa kendi önündeki işine bakması, dosyasına bakması, ona göre karar vermesi gerekir. Bu kılık kıyafet meselesinde ülkemiz geçmiş dönemlerde de çok çekti, yanlışlar yapıldı. Bunu da ben yanlış olarak görüyorum. Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim görevden uzaklaştırıldı. Afganistan'da bir askeri okulun girişindeki patlama ardından 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 6 kişinin de yaralandığı belirtildi. Afganistan patlamayla sarsıldı. Askeri okul yakınında patlama oldu. Başkent Kabil'de Marşal Fehim Ulusal Savunma Üniversitesi'nin girişinde intihar saldırısı gerçekleşti. Patlama askeri eğitim gören öğrencilerin okuldan çıktığı sırada meydana geldi. Olay yerine ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Çevrenin güvenliği sağlandı. Saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti. 3 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Saldırıyı üstlenen olmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sabah erken saatlerden beri siyaseti, gündemi tarif etmeye devam ediyoruz ama tabii ki siyasetin oluştuğu yer Ankara. Ankara'dan şimdi bir bağlantıyla detayları almak istiyoruz. TGRT Haber'in Ankara muhabirlerinden sevgili Özkan Özcan var, muhabir arkadaşım. Karşımızda günaydın diyoruz Özkan'a tekrar. Özkan, pençe harekatı devam ediyor, dördüncü günündeyiz. Yeni bir detay var mı bölgeden? Evet, hemen başlayalım istersen Gökhan Kayış. Özellikle terörist Mehmetçik avında olduğunu söyleyebiliriz ve PKK'lı teröristlerce Türk askerinin ayak basamaz dediği Poti Tepesi alındı ve böylelikle de Türk askeri oraya konuşlandığını belirtmekte fayda var. Peki Poti Tepesi'nin nasıl bir özelliği var? Özellikle Zapsuyu yakınlarında ve PKK'lı teröristlerin Türkiye'ye sızma girişimleri olarak kullandığı bir tepe olduğunu belirtebiliriz. Mehmetçik tabii ki ilerleyişini devam ediyor hakuka doğru. Özellikle pek çok tepe alındı. Özellikle Mehmetçik teröristlerin kaçış güzergahları olan Lekian Tepesi, Kanireş, Aptal Kuvi Dağı ve Geliye Reş Dağları'na doğru ilerlediğini belirtebiliriz ama bu ilerleme yavaş ilerliyor. Niye diyeceksiniz? Çünkü PKK'lı teröristler el yapımı bomba
bölgeye yerleştiriyor. O yüzden de Mehmetçik de el yapımı patlayıcıların EYP'ye yakalanmaması için de dikkatli, titiz bir çalışmayla bu ilerleyişini devam ettirdiğini belirtmekte fayda var. Üst düzey teröristlerse özellikle Mahmur kampına kaçtığında belirtmekte fayda var. Bir dikkat çeken ayrıntıysa PKK'lı teröristler İran sınırına ve Kandil'e doğru kaçarken de sivil kıyafetleri giyerek köy ve mezralara dağıldığında belirtmekte fayda var. Şunu belirtelim, özellikle bu operasyonlarda milli ve yerli silahlarımız kullanılıyor. Ve o özellikle o bölge, Hakuk bölgesi, dağlık bir alan olduğu için de nüfuz edici bombalar kullanılıyor. Bu nüfuz edici bombaların bir özelliği de sığınaklarda, duvar gibi böyle alanlarda etkili oluyor. Ve PKK'nın sığınakları bir bir bu nüfuz edici NEP denilen bombalar kullanılarak da imha edilmiş oluyor. Bir yandan da atak helikopterlerimiz PKK'ların doçkalarını da yerle bir ettiğini belirtmekte fayda var. Tabii ki operasyonların dördüncü günü devam ediyor ve en son toplamda 19 terörist etkisiz hale getirilmişti. Bugün de Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir bilgilendirme gelmesini de bekliyoruz ve o tabii ki o gelişmeleri de izleyicilerimize gün içerisinde aktaracağız. Özkan, daha önceki bu operasyon harekatları hatırladığım zaman bu harekata başlar başlamaz özellikle dünyadan ve Irak'tan da yani çekilim vesaire gibi açıklamalar üst üste gelirdi ama bu kez zannediyorum bu yönde açıklamaları çok duymuyoruz en azından üst perdeden. Ankara'ya ulaşan bu netlikte bir mesaj var mı acaba? Aslında Gökhan Kayış, bunun bir sebebi var. Zira geçtiğimiz haftalarda Irak Başbakanı Abdülmecit gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşılanmıştı. Ortak heyetler arası bir görüşme de gerçekleştirilmişti. O görüşmede bir sonuç çıkmıştı. Irak hükümetiyle askeri anlamda bir anlaşma çıkmıştı. O askeri anlaşmada özellikle bu operasyonun hemen arkasından, bu anlaşmanın hemen arkasından bu operasyon gerçekleşmişti. Ve Türk yetkilileri Irak yetkilileriyle koordinasyon halinde bu operasyonlarını yürütüyor. O yüzden de Irak hükümeti bu operasyonlara tam destek verdiğini belirtebiliriz. Aslında senin de söylediğin gibi daha önceki operasyonlarda Irak hükümetinden peş peşe açıklamalar geliyor ve egemenlik haklarımızı gasp ediyorsunuz gibisine açıklamalar geliyordu. Ancak bu artık olmuyor. Zira yeni bir anlaşma yapıldı. Askeri işbirliği yapıldı. MİT Başkanı Hakan Fidan hem Irak'a hem de İran'a bir ziyaret gerçekleştirdi ve o ziyaretler çerçevesinde de özellikle Irak ve İran yetkililerinde Türkiye'ye yönelik bu PKK'ya yönelik bu operasyonlara aslında bir nevi sessiz kalarak da destek verdiğini söyleyebiliriz. Bugün mübarek Kadir Gecesi. Sabahtan beri ben de tarif etmeye çalışıyorum. Tüm dünyanın Kadir Gecesi mübarek olsun. Bugün Cumhurbaşkanı'nın bir programı var galiba bu konuyla ilgili. Evet Gökhan Kayış, evet bugün de aslında Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı bir gün ve bu yüzden de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kadir Gecesi'ni Esenler'de 10 bin hatim, 10 bin dua konseptinde düzenlenen bir programa katılacak. Kadir Gecesi programına katılacak ve orada özellikle o programda dualar edilecek. Kur'an-ı Kerim okunacak. Sadece orada değil, tabii ki tüm Türkiye'de, tüm camilerde eller semaya açılacak ve dualar edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu programdan önce de Üsküdar'da vatandaşlarla da bir araya gelecek ve özellikle vatandaşlarla sohbet edip onların sorunlarını dinleyip çözümler üretecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu akşam yoğun bir programı olduğunu söyleyebiliriz. Ekonomik gelişmeler var. Ankara'dan merak ettiğimiz konulardan bir tanesi de o. İşte dünden beri hem Fed'in açıklamaları hem de Türkiye'nin attığı adımların neticesinde dolarda bir kırılma yaşandı TL karşılığında. Şimdi Merkez Bankası finansal istikrar raporunu açıklayacak. Detayları konusunda bir bilgimiz var mı, ön bilgimiz? Şöyle ki özellikle Merkez Bankası bu açıklamayı yaptığında özellikle küresel ekonomik beklentilerini vurguluyor. Avrupa Merkez Bankası'nın, senin de söylediğin gibi Fed'in almış olduğu kararlar doğrultusunda bir açıklama yapıyor. Tabii ki bunun içinde bu finansal istikrar raporunun içerisinde cari açık, enflasyon, döviz kurundaki gelişmeler,
bu konularda yer aldığını belirtmekte fayda var. Özellikle Türkiye'nin para politikasında atacağı adımlar da bu raporda yer alacak. Tabii ki piyasalar bunu merakla bekliyor. Senin de söylediğin gibi özellikle son günlerde dolarda bir düşüş yaşanıyor. 5.90-5.91 seviyelerinde avro ise 6.58-6.59 civarlarında seyrettiğini belirtebiliriz. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la konuşmasının ardından S-400 gerilimin biraz daha geriye doğru çekilmesi ve ABD ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 75 milyar dolara kadar çıkması yönündeki hedefler de tabii piyasaları biraz rahatlatmış olacak ki tabii ki dolar da euro da düşmüş durumda. Fed'in de almış olduğu kararlarda tabii ki piyasalarda da önemli yer ediniyor. Şunu belirtelim, Merkez Bankası'nın saat 14'te açıklayacağı bu rapor tabii ki piyasalar tarafından nasıl bir etki verecek o da ileriki saatlerde belli olacak. Manşetlerin dilinde de bugünkü manşetlerde de en fazla aslında bu yargı reformu var. Tabii ki ekonomiyle de bağlantılı. Yargının aldığı her karar zaman zaman ekonomiyi de etkiler hale gelebiliyor. Günümüzde böyle bir durum var. Neler değişecek hayatımızda? Yeni yargı reformu vatandaşa ne getirecek pratikte? Şöyle söyleyelim. Bugün aslında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Anadolu Ajansı'nın editör masasında bu konunun ayrıntılarını açıklayacak ama dün Cumhurbaşkanı Erdoğan özet olarak belirtmişti. Aslında şunu belirtmekte fayda var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha az tutukluluk, daha fazla özgürlük mesajını verdi. Ve böylelikle özellikle hukuk alanında, yargı alanında pek çok adımlar atılacak. Özellikle hukuk fakültesinden mezun olanlar hemen avukatlık stajına başlayamayacaklar. Bir sınava girecekler. ÖSYM tarafından belirlenen bir sınava girecekler. Ondan sonra o sınava geçtikleri takdirde de avukatlık stajını gerçekleştirmiş olacaklar. Özellikle hakim ve savcılar. Hakim ve savcılar konusunda da ihtisas alanları dışında görev yapamayacaklar. Ve hakim ve savcılar da bir sınava girecekler. O sınav doğrultusunda da hakim ve savcı olabilecekler. Tabii ki pek çok alanda düzenleme yer alıyor. Noterlik bir meslek haline gelmiş olacak. Ayrıca çocuk hükümlerle ilgili de çok büyük bir ayrıntı söz konusu. Özellikle basit yaralama ve tehdit gibi suçlar suç olarak gösterilmeyecek ve bu kapsamdan çıkarılmış olacak ve çocuklar 15 yaşından küçük çocuklar da ev hapsinde bu suçlarını işlemiş olacaklar ve böylelikle özellikle çocukların o işlemiş oldukları suçlar aslında bir nevi hayata, topluma da katmaları, topluma katılmaları anlamında büyük bir önem arz ettiğini belirtmekte fayda var. Tabii ki pek çok düzenleme olduğunu söylemiştik. Bu düzenlemenin içerisinde tutukluluğun ölçülü bir şekilde olacağını belirtmekte fayda var. Aslında bugün bu konuların ayrıntılarını da dediğimiz gibi Adalet Bakanı Gül açıklayacak. Biz de gelişmeleri yine TGRT Haber ekranlarından aktarmaya devam edeceğimizi söyleyebiliriz Gökhan Kayış. Muhabir arkadaşım Özkan Özcan'a bir kez daha çok teşekkür ediyorum verdiği bilgiler için. Bizim için Ankara önemli. Ankara'dan günün getireceği son mesajları alıyoruz efendim. Detayları buradan manşetler üzerinden değerlendiriyoruz, haberlerimizi veriyoruz ama ne olacak diye sorduğumuz zaman Ankara ekipleri sağ olsunlar bizi kırmıyorlar. Gelip burada bu işin detaylarını tek tek tarif ediyorlar. Şimdi Türkiye gündemini aktardık. Dış haberlerle devam edeceğiz. Ne yazık ki İdlib gündemimizden çıkmıyor efendim. Rus ve Suriye savaş uçakları Suriye'de yine sivilleri hedef aldı. Bir ayda ölenlerin sayısı 925'i buldu. Esad ve Rusya durmuyor. İdlib bombalanmaya devam ediyor. Suriye ve Rus savaş uçaklarıyla kara güçleri yine İdlib ve Hama bölgelerine saldırdı. Helikopterler de İdlib'in güney kırsalına 100 varil bombası bıraktı. Rus savaş uçakları gece saatlerinden bu sabaha kadar İdlib'in güney kırsalı ve Hama'nın kuzey kırsalıyla Halep'in batı kesimlerine 27 saldırı yaptı, 565 bomba attı. Saldırılarda binalar yıkıldı, insanlar enkaz altında kaldı. Patlama anı güvenlik kamerasıyla da kaydedildi.
Kurtarma ekipleri yıkılan binaların altındakilere ulaşmaya çalıştı. Saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Suriye ve Rus savaş uçaklarının gerginliğin azaltılması bölgesi olarak kabul edilen İdlib ve Hama civarında 30 Nisan'dan bu yana 750 hava ve kara saldırısı düzenliyor. 29 Mayıs itibariyle ölü sayısı 925'e ulaştı. Esad rejimi İdlib'in Maaret el-Numan bölgesinde bombardıman yaptı. İkisi çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Program hazırlanırken sosyal medya üzerinden ve ajanslar üzerinden tarama yapıyoruz efendim ve orada bir görüntü dikkatimi çekti. Şimdi insanların meslekleri var. Kimseyi aşağılamak ya da yüceltmek manasında söylemiyorum. Sanatçı. Bu insanların ismi sanatçı olabilir ama yaptıkları iş insanlığa sığmaz. Şimdi orada ölenler var, çocuklar var, görüyorsunuz bebekler var. Anneler ağlıyor. Bu kadın ne yapıyor? Onlarla dalga geçiyor. Buyurun beraber İşte bu kadın Şam yönetiminde yaşıyor zannediyorum. Bu acılar üzerinden dalga geçmekte hiçbir beis görmemiş efendim. Bir video çekiyorlar. Sanki saldırı olmuş da insanlar oyun oynuyormuşçasına onlarla dalga geçiyorlar. Ama aslında bu acıların hepsi gerçek. İşte bunlar. Sosyal medyada eleştiri konusu haline geldi bu video. Bakın şu itfaiyeci bir izleyin. Ya Allah, dahil Allah. Ya Amri. Yani çoluk çocuğun dramı üzerinden dalga geçmek. Bu hangi insanlığa sığar? Ne sanatçılığı? Neden bahsediyorsunuz siz? İnsanlık öldü mü diye sormadan edemedik. Sıradaki haberimizle devam edelim. Gerçekten sinir bozucu görüntüler. Macaristan. Macaristan'daki Tuna Nehri'nde gemi kazası meydana geldi. 7 kişinin cesedine ulaşıldı. Gemi battı, 7 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi denizde kayboldu. Gemi kazası Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Tuna Nehri'nde meydana geldi. 33 Güney Koreli turist ve 2 Macar mürettebat olmak üzere toplamda 35 kişinin bulunduğu turist gemisi başka bir gemiyle çarpışarak battı. Olay yerine giden kurtarma ekipleri gemidekileri kurtarmaya çalıştı. 7 kişinin öldüğü olayda 7 kişi de yaralı kurtuldu. Denizde kaybolan 21 kişinin arama çalışmaları sürüyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nda inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürerken otoyolun bazı kesimleri bayram öncesi trafiğe açıldı. Açılan bölümlerin Kocaeli ile İstanbul arasındaki trafik yükünü azaltması bekleniyor. Otoyolun bazı bölümleri gece yarısı açıldı. Araçlar ilk geçişlerini yaptı. Yapımına 2013 yılında başlanan Kuzey Marmara Otoyolu'nda inşaat çalışmalarının %80'i tamamlandı. Etap etap açılan yolun 4. ve 5. kesimleri de dün gece saat 1 itibariyle açıldı. Kurtköy liman kavşakları ve bağlantı yoluyla liman Sevindikli kavşaklarının açılmasıyla araçlar da ilk kez otoyola çıktı. Ramazan bayramı öncesi açılan otoyolun Kocaeli ile İstanbul arasındaki trafik yükünü azaltması bekleniyor. Büyük kısmı tamamlanan Kuzey Marmara Otoyolu 421 kilometre uzunluğunda olacak.
Marmara bölgesini Ege ve İç Anadolu'ya bağlayacak. Otoyol, Edirne-İstanbul-Ankara otoyoluyla İstanbul-İzmir otoyolunu da birleştirecek. Çok konuşuldu, çok tartışıldı. Süresiz nafaka nedeniyle binlerce kişi mağdur oldu. Ancak sonunda bu mağduriyet son bulacak. Yeni düzenleme ile birlikte nafaka süresiz olmaktan çıkacak ve süre sınırı getirilecek. Ne zaman ayrıldınız? 2001. O günden bugün ödüyorum. Öde öde bitmiyor. Boşanan çiftler arasında tartışmalara neden oluyor. 3 ay evli kalıyorsun. Yıllarca nafaka ödüyorsun. Mevcut düzenleme ile bu duruma süreli ve sınırlı bir düzenleme getirilmesi öngörülüyor. Süresiz nafaka mağduriyetini gidermek için yürütülen çalışmalar da sona gelindi. Nafaka tartışmalarını sona erdirecek yeni sistemin ayrıntıları belli oldu. Yeni düzenlemeye göre nafaka süresi çiftin evli kaldığı süreye bakılarak belirlenecek. 5 yılın altında süren evliliklerde nafaka süresine bir kısıtlama getiriliyor ve alt sınır getiriliyor ve bu sürede 2 yıl olarak belirleniyor. 5 yılın üzerinde evliliklerde ise evlilik süresi belirleyici olacak. Bu durumda da evlilik süresi kadar bir nafaka öngörülüyor. Bunda da diyelim ki 15 yıllık bir evlilik süresi var. Nafaka süresi 15 yılı geçemiyor. Nafakanın süresi ve miktarı belirlenirken tarafların yaşı, maddi durumu ve çocuk sayısı gibi unsurlar dikkate alınacak. İnce elenip sık dokunduktan sonra hakimler nafaka konusunda karar verecek. Psikolojim bozuldu, sinirlerim bozuldu. Evde kafayı yastığa koyduğum zaman polis mi gelecek? Kapı çalıyor, korkuyorum, titriyorum. Çünkü psikolojim bozuk. Yani hala şu anda da öyleyim. Yeni sistem binlerce kişinin sorununa çare olacak. Ancak yeni mağduriyetlerin yaşanmaması da son derece önemli. Konuyu biz erkekler açısından ele aldığımızda süreli nafaka ve sınırlı bir nafaka onlar için çok cazip görünüyor. Ancak bayanlar tarafından baktığımız takdirde kadınlarımız bu anlamda istenmeyen ya da zorlu olan bir evliliğe, sıkıntıların olduğu bir evliliğe ekonomik durumları el vermediği için, çalışamadığı için bu durumda sınırlama geldiğinden ve süre geldiğinden dolayı boyun eğmek durumunda kalabiliyorlar. Kadınlarımız iş hayatına ve eğitime ne kadar çok katkıda sağlarsa ve bu konudaki açıklık ne kadar hızlı bir şekilde kapatılırsa aslında temelinden sorunu çözmüş olacağız diye düşünüyorum. Sanki kadın bir eşya, hiçbir iş yapmıyor. Erkeğin sırtına mecburi bir yük. Sen ölene kadar buna aç da kalsan bakacaksın. Böyle şey olur mu? Terör örgütü FETÖ davasında yargılanan ve ev hapsinde tutulan AK Parti eski İzmir İl Başkan Yardımcısı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ev hapsindeyken silahlı saldırıya uğradı, yaşamını yitirdi. İzmir'in Narlıdere ilçesinde oturan AK Parti İzmir eski il başkan yardımcısı Ahmet Kurtuluş, terör örgütü FETÖ davasında elektronik kelepçe takılarak ev hapsine çarptırıldı. İddiaya göre dün akşam eve gelen polis kıyafetli bir kişi Kurtuluş'a kurşun yağdırdı. Silah sesleri üzerine komşuları polise aradı. Evde ağır yaralı halde bulunan Ahmet Kurtuluş hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Saldırının ardından otomobille kaçtığı tespit edilen katil zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı. Otomobilini yol kenarına park eden sürücü el frenini çekmeyi unuttu. Hareket eden araç sulama kanalına uçtu. Sürücünün dalgınlığı pahalıya patladı, otomobil su kanalına uçtu. Tokat'ta yaşayan 60 yaşındaki Ali Memiş, süt almak için arabasıyla şehir merkezine geldi. Aracını yol kenarına park etti, mandıraya uğradı. Geri döndüğünde otomobil yerinde değildi. Aracın bazı parçalarının sulama kanalı kenarında olduğunu fark eden Memiş, durumu polise bildirdi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemeyle otomobilin akıbeti de ortaya çıktı. Kendiliğinden olmuş yani. El freni çekik oldu. El freni çekik değildi ama birinci viteseydi. Birinci vitesten kurtulmuş, dönmüş. Gitmiş oraya işte. Yaşlı sürücü el frenini çekmeyi unutunca araç sulama kanalına uçmuştu. AFAD ekipleri otomobili çıkarmak için kanala girdi. Saatler süren çalışmayla araç kanaldan çıkarıldı, çekiciye konularak tamirhaneye götürüldü. İlkokul öğretmeni bir anlık dalgınlık yapınca minibüsün altında kaldı.
korkunç kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Bir anlık dalgınlık hayatına mal oldu. Aysel öğretmen bu kazada hayatını kaybetti. Yalova'da Mevlana İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Aysel Akın, sabah okula gitmek için minibüse bindi. Okulun önüne ulaşan minibüsten inen öğretmen, aracın arka tarafından dolanarak yolun karşısına geçmek istedi. Ancak o esnada karşı taraftan gelen diğer bir minibüsü fark etmeyen öğretmen, hızla gelen aracın altında kaldı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan öğretmen, olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bugün özel bir gün efendim. Elbette ki Kadir Gecesi. Onu tarif ettik, ediyoruz, kutlayacağız, kutladık. Dünya Tütünsüzlük Günü. Bugün en azından çevrenizi zehirlemeyin. İftara girdiğinizde, orucunuzu açtığınızda hemen ilk işiniz bir sigara yakmak olmasın. Neden biliyor musunuz? Arkanızda bırakacakları düşünün. Yeşilay'ın o videosunu izlemek istiyorum. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay. Bu sigarayı bendeniz de ne yazık ki 20 yıla yakın kullandım. Kurtuldum. 5 yıla yakındır içmiyorum. İşte niçin bıraktın derseniz, daha kolay nasıl bırakılır derseniz, bunun sayesinde efendim. Geride bırakacaklarınızı düşünürseniz, biz de bu duygu içerisinde ailemizi, çocuğumuzu bu şekilde yalnız bırakmayalım. Erkenden bu sigaranın illetinden kurtulalım dedik ve 5 yıldır tertemizim. Ben yaptım. Yapması biraz zor olsa da biliyorum tiryakiliğin durumunu. Siz de yapabilirsiniz efendim. Yapılamayacak hiçbir şey yok. Yeter ki ailenizi düşünün ve bu kararı alın. Sıradaki haberimizle devam edelim. Ramazan bayramına artık birkaç gün kaldı. Uzmanlar bayram kahvaltısı, yemekleri ve tatlıları konusunda uyarılar yapıyor. Sağlık Bakanlığı örnek bayram kahvaltısı ve yemek menüsü hazırladı. Uyarılarını sıraladı tabii ki. Kültürümüzde o güzel dolmalar, tatlılar tabii ki var. Günler öncesi hanımlar onların hazırlığını yapıyor. Hazırlıklar yapılıyor ancak uzmanlar uyarıyor. Ramazan ayının ardından bayram sofraları ve bayram ikramları metabolizmayı zorlayabilir. Bağırsak ve mide sistemimizde iftar ve sahura göre kendini ayarladığı için çok fazla yediğimiz zaman bayram boyunca zehir olacaktır. Çünkü hani hazımsızlık, reflü dediğimiz şikayetler ortaya çıkacaktır. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına birkaç gün sonra veda ediyoruz. Bir yandan hüzün, bir yandansa bayram sevinci yaşanıyor. Bayram denilince ilk aklımıza gelenler lezzetli yemekler, tatlılar ve şekerler oluyor. Ancak uzmanlar bu konuda uyarıyor. Çünkü Ramazan ayı boyunca aç kalan bünyenize bir anda yüklenmeyin. Ramazan'da hiçbir şey yememiş gibi çok fazla yiyeceklere yüklenmeyelim işin açıkçası. Sağlık Bakanlığı yemek abartılmamalı diyerek örnek bayram kahvaltısı ve akşam yemeği sofrası hazırladı. Bayram sabahı güne hafif bir kahvaltıyla başlamak gerekiyor. Çok kızartmalı, kavurmalı, hamur içli, börekli kahvaltıyla sabah öğüne başlamayalım. Öğlen ve akşam yemeklerinde bir öğünde etli bir yemek olursa ikinci öğünde sebzeli, zeytinyağlı bir sebze yemeği öneriyoruz. Tatlı tüketimini de abartmamak şart. Gelişen toplumun en büyük sıkıntılarından biri biliyorsunuz obezite ve ülkemizde de gittikçe artıyor. Tükettiğimiz yiyecekleri mümkün olduğunca baklava olsun, börek olsun, sarmalar olsun porsiyonları küçülterek az miktarda yemeye çalışıyoruz. Uzmanlar metabolizmayı hızlandırmak için bayram ziyaretlerine yürüyerek gitmeyi öneriyor. Bayram ziyaretlerimizde yürüyerek gidebileceğimiz yerlere yürüyerek, merdivene çıkarak en azından birazcık yürüyüş ve fiziksel aktiviteyle de sindirim sistemimizdeki oluşabilecek rahatsızlıkları
engellemiş oluruz. Bayramda su içmeyi de ihmal etmemek gerekiyor. Bu Ramazan bayramında en azından mide sisteminin daha iyi çalışabilmesi için suyu da bol bol tüketmeye çalışalım. Süper Lig'in son temsilcisi de belli oldu. Nefeslerin tutulduğu bir maç vardı. Akşam Gazişehir, Gaziantep Spor Kulübü ile Hatay Spor arasındaki mücadelenin normal süresi 1-1 bitti. Penaltılara gidildi ve 5-3 Hatay'ı yenerek Gazişehir, Gaziantep Futbol Kulübü yeniden Süper Lig'e yükseldi. Gaziantep aslında Süper Lig'in efsane takımlarından, hani neredeyse bir yıl şampiyonluğuna doğru gittiğini bile hatırlıyorum. Son maçlarda tökezlemişlerdi. Neyse, Gaziantep artık Süper Lig'de. Gaziantep'lilerin bu bayramını da ayrıca kutluyoruz efendim. Onlar da kutladı. Akşam teknik direktörleri Mehmet Altınparmak galibiyet sevincini paylaşmak için ciddi bir basın toplantısı yapacağını düşündü. Ama öyle olmadı. Beraber izleyelim. Bütün şehre armağan olsun. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bu mutluluğu yaşadığımız için. Futbolcuları, teknik direktörleri değil, Gaziantep'te halkı da dün sokaktaydı. Bu Süper Lig'e yükselişi coşku içinde kutladılar. Biraz da onları izleyelim. Evet, Gaziantep'i bir kez daha kutluyoruz. Süper Lig'de de başarılar diliyoruz efendim. Sıradaki haberimizle devam edelim. Bayramdan önce sıcaklar geldi, klimalar açıldı. Serinleyelim derken aman hasta olmayın. Peki dikkat etmeniz gereken şeyler nelermiş? Haberimizde izleyelim. Havalar ısındı, klimalar çalıştırıldı ancak dikkat etmeniz gereken noktalar var. Klimanın zararlarından haberiniz var mı? Muhtemelen yani zararlı olduğunu düşünüyorum ama ben Adana'da yaşıyorum. Klimasız bir hayatı Adana'da düşünmeniz mümkün değil. Klimanın çeşitli sıkıntılara neden olabileceğini bilmek lazım. Ortamdan çok çok düşük klima ısıları genel sağlığımız için iyi değil. %70'i civarıdır ortamdan ideal klimanın ayarlanması gereken ısı düzeyi. Yani dışarısı 40 derece ise 30 derece falan civarında tutulmalı klimanın ısısı da. Baş ağrısı, eklem ağrıları, ishal, bulantı, kusma gibi solunum yolu dışındaki belirtilerin daha baskın olduğu bir zatürre tipine neden olur. Bayram gelmeden sıcaklar geldi. Serinlemek için eller klimalara gidiyor ama dikkatsiz klima kullanımı bayramımızı zehir edebilir. Klima kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Öncelikle klimalarımızın bakımını zamanında yaptırmamız gerekiyor. Bakım yaptırmadığımız takdirde klimaların içerisinde şu filtreler ve arkasındaki kısımda bakteri üremesi gerçekleşiyor. Bu bakteri üremesi ortamda bulunan kişilerin rahatsızlanmasına, hastalanmasına sebep oluyor. Bu evinizde klima var mı? Var, var. Kullanıyor musunuz? Fakat bir senedir kullanmıyorum çünkü beni hasta ediyor hemen. Yani açıyorum, 15 dakika sonra kazık gibi oluyorum. Ya fakat kapatıyorsun, çok da sıcak oluyor. Bu sefer pencereleri açıyoruz. İkisi de tehlikeli. Peki bakımlarını yaptırıyor musun? Ha işte o bakımdan bahsedeceğim. Akşam onu da öğrendim. Hani makine çok güzel temizlenmesi lazımmış. Yoksa içeriden bir hastalık onu teneffüs yoluyla alıyormuşsun. Bayram öncesi klima kullanımına dikkat edilmediği takdirde bayram sevinci yerini hastalığa bırakabilir. Klimalar oluyor veya klimalı ortamlara giriliyor. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Öncelikle ortamda klimadan kaynaklı bir küf kokusu varsa otelin teknik servisi çağrılıp filtrelerin temizlenmesi istenmeli. Çünkü kısa bir süre tatil yapacağız ama uzun bir süre karşılığında hasta olarak geçirebiliriz. Tatilimiz zehir olabilir. Kuru hava
havayı inhale ediyor kişi. Soğuk kuru havayı inhale ediyor. Böyle olunca solunum yollarında kurumalar görünüyor. Solunum yollarında olan susuzluktan dolayı farenjit, boğaz infeksiyonları, kulak burun boğazla ilgili aklınıza gelebilecek bütün rahatsızlıklar, ses kısıklıkları, baş ağrısı, halsizlik bunların hepsi de aynı kış aylarında soluduğumuz kuru soğuk hava gibi derecede maruz kalma sonrasında biliyorsunuz yüz felçleri de görülebiliyor. Tekrarlayan yüz felçleri kimi kez kalıcı da olabiliyorlar. Bugün ilk mesajın geldiği gün. Oku, Yaradan Rabbinin adıyla oku. İşte bu mesajla başladı Kur'an-ı Kerim'in indiriliş serüveni. Bugün Kadir Gecesi efendim. Tüm Müslüman aleminin, tüm dünyanın Kadir Gecesi bir kez daha mübarek olsun diyoruz. Ne istiyoruz Kadir Gecesi için? İdlib'e barış istiyoruz. Çocukların kanı akmasın istiyoruz. Ve bu duygularla 31 Mayıs 2019 Günaydın Türkiye'sinin de sonuna geliyoruz. Biz bugün bitiriyoruz programımızı ve 9 günlük bayram molası var. Tüm Türkiye'ye iyi bayramlar diliyoruz programımız adına. Bayramın ardından burada olacağız. Sizleri de bekleriz efendim.